Mesut Sezer Eğitim Kurumları olarak güvenli sürüşün anahtarı olmak adına çıktığımız bu yolda, sürüş eğitimlerinde başarı odaklı kurumsal eğitim anlayışıyla amacımız, geleceğin bilinçli ve güvenilir sürücüleriyle ülkemizi sağlıklı nesillerle mutlu yarınlara ulaştırmaktır. Başarıya giden yolda, sürüş eğitimlerinden fazlası için, güvenli ve sağlıklı yarınlar için doğru şerit, doğru adres, Mesut Sezer Sürücü Kursları. Kargıcak Loft konutları yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış, aileniz için huzurlu ve güvenli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Her ayrıntının titizlikle düşünüldüğü projemiz, Erdemli Adalet Sarayı'na bir dakika, en yakın plaja ve sahil yoluna ise sadece 5 dakikalık bir mesafede konumlanıyor. 0 faiz ve 36 ay taksit seçeneğiyle kaçırılmayacak bir fırsat sunuyoruz. Kargıcak Loft konutları, asma kat ve dubleks toplamda 32 daireden oluşan modern bir yaşam alanı sunmaktadır. Projemiz depreme dayanıklı olarak tasarlandı. Böylece evinizde her zaman güvende hissedebilirsiniz. Firmamız sektörde uzmanlaşmış Iron İnşaat Hüseyin Demir liderliğindeki bir ekip tarafından yürütülmektedir. Satış lansman sorumluluğu ise Nural Gayrimenkul tarafından üstlenilmiştir. Kargıcak Loft konutları mutlu ve güvenli bir yaşamın anahtarını sizlere sunuyor. Bu eşsiz fırsatla tanışarak ailenizle birlikte hayatınızın en güzel anlarını paylaşmaya başlamak için adım atabilirsiniz. Yılının tüm dünyada ve ülkemizde sağlık, huzur, barış ve refah getirmesini diliyorum. Mersin'imizde yeni yayına geçen Nil Radyo Televizyon yayıncılığını yeni yayın hayatında başarılar diliyorum. Mersin'e yeni bir ses, yeni bir soluk getireceğinden eminim. İzliyoruz, takipteyiz merakla. Yeni yılın tüm insanlığa barış, sağlık, huzur getirmesini diliyorum. Umarım herkes 2024 yılında özlemini çektiği hayatını yaşayabilir. Herkesi gönülden selamlıyorum.
Merhabalar efendim, iyi günler diliyoruz, hayırlı haftalar diliyoruz. Ben Leyla Pak, Sürmanşet programında Nil RTV stüdyolarında ve kameralarıyla yine buluştuk siz sevgili takipçilerimiz ve izleyicilerimizle. Buruk bir buluşma bu tabii ki. Hayat rutininde devam ederken ve bizler bütün can kayıplarımızı artık özümsemişken, sıradanlaştırmışken, çok çabuk hazmederken ve çabuk ötelerken, olmamışçasına yaşamaya devam ederken, toplumsal duyarsızlığın ne kadar pompalandığının, milli duyguların geriye çekilmesi durumunun ne kadar iyi yerleştirildiğinin vatandaş bilincine, vatandaş olma bilincine bir kez daha farkına varıyoruz elbette ki. Artık her şeyi çok kolay özümsüyoruz, çok kolay sıradan hale getiriyoruz. Alışkınız biz. Yurt dışındaki herhangi bir durumda, toplumsal ya da dünyevi bir duyarlılık gerektiren durumda milli yas ilan edilirken, Türkiye 12 şehidini ağlarken ve ülkemin 12 anasının yüreğine ateş düşmüş iken milli yas ilan edilmemesi de tabii ki eleştiri konusu oldu değerli izleyiciler. Bugün zor bir gün açıkçası. İçinde hala vatandaş olabilme, vatan sevgisini taze tutabilme başarısını elde edebilmiş kişiler için bugün zor bir gün. Milli duygularını yaşatmayı erdem edinenler için, bayrak sevgisi, İstiklal Marşı sevgisi yaşayan tüm vatandaşlar için zor bir gün tabii ki. Ancak şöyle bir sosyal medyada akşamdan beri gezindiğimde ve de baktığımda, cumartesi akşamından beri daha ayrıntılı bakma fırsatım oldu. Bir takım spekülatif açıklamalara da rastlamadım değil. Mesela bazı siyasi partiler bunu bir propaganda aracı olarak kullanmayı ideal edinmişler kendilerine ve beyanlarında bu var. Bu konu üzerinden, şehitlerimiz üzerinden prim yapılması da eleştirilecek bir diğer durum tabii ki değerli izleyiciler. Bir parti genel başkanı kim olur ise olsun, yeter ki teröristleri temsil eden, vatan hainlerini temsil eden bir parti başkanı olmasın. Onun dışında bir şehidin cenazesinde bulunuyor ise o da vatandaşlık görevini yapmak için bulunuyordur, önemsediği için bulunuyordur. Zaten diğer tarafı temsil eden insanların ya da parti genel başkanının, bürokratın o uğurlayışa, o toprağa verişe gelmeye yüzü tutmayacaktır. O vatanseverlerin halkasının içinde bulunmaya yüreği de yetmeyecektir. Onun için bu konu üzerinden, bu kadar ulvi bir konu üzerinden böyle bir pazar yaratılması ve bu konunun propaganda aracı olarak lanse edilmesi, sosyal medyalarda bir takım totemler tarafından yüceltilmesi abesle iştigal bir durumdur. Herkes şehidine vatandaşlık görevini yapabilir. Köydeki Ahmet Efendi de, şehrin içindeki muhtar da, herhangi bir kent sakini de, ülke vatandaşı da, hatta ülkemizde göçmen olarak bulunan vatandaşlar bile bu duruma ağlayabilir, duygularını dile getirebilir. Ama bu durumda bile sosyal medyaya şöyle bir baktığınızda, İşte Atatürk şuraya gitsin, Osmanlı buraya gelsin ya da şu partinin genel başkanının ne işi var şehit cenazesinde, buna siz karar veremezsiniz. Bu sosyal medyayı yönlendiren bir takım mecralar var ki toplumda karar verici durumda, ayrımı gerçekten keskin bir kılıçla yaratır durumda hiç gerek yok. Hepimiz bu bayrağın altında, bu ülke sınırları içerisinde vatanını, milletini seven insanlar olarak, şehidinin acısını yüreğinde yaşayan insanlar olarak şehit cenazesinde bulunma hakkına sahibiz. Asıl provokatörlerin orada ne işi vardı, ben onu çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Bir vatandaş olarak, bir anne olarak bu içimi acıtıyor her şeyden önce. Hiç kimsenin siyasi icraat zemini değildir şehit cenazesi. Sen bürokrat mısın kardeşim? Gideceksin meclis kürsüsünde, konuşma sırası sana geldiğinde ya da basını çağıracaksın, toplanacaksın, diyeceksin ki bürokratlığım şurada dursun. Ben bir vatandaş olarak şu kişinin şehit cenazelerinde olmasını doğru bulmuyorum. Bu senin şahsi kanaatindir. İşte bir takım provokatörleri şehit cenazelerine, herhangi bir konsere, herhangi bir partinin propaganda çalışmasına, seçim çalışmalarına zikretmek, sonrasında da bunun fotoğrafını halka olması gerekenmiş gibi yansıtmak yetti artık. Artık yetti. Bu milletin milli duygularıyla, vicdanıyla daha fazla oynanmamalı. Kimi kastettiğimi biliyorsunuz, başka biri de olsaydı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan davranışı kastediyorum. Bir haberci duyarlılığıyla yaklaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AKP Genel Başkanı aynı zamanda, Erdoğan'a da yapılsaydı bunu kınardık. İyi Parti Genel Başkanı Akşener'e yapılsaydı da kınardık. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yapılsaydı da kınardık. Çünkü siyasetin zemini şehit cenazeleri değildir efendim. Artık elinizi anaların babaların acısından bir çekin, bir kenara koyun. Bu kadar narsistlik akla zarar. Yapacak çok daha önemli işleriniz var. Çok daha önemli bir işleriniz var. Kontrolsüz bir göçle ülke demografik yapısını, arkadaşlar ekrandaki parlamayı biraz alalım lütfen. Demografik yapısını hızla bozarken, sonra bu gelen göçmenleri, getirdiğiniz göçmenleri ya da getirilen ya da Birleşmiş Milletler tarafından gönderilen, nerede, kimle, ne imzalandı onu biz bilmiyoruz tabii ki. Siyaset ve siyasetçiler de umrumuzda değil. Biz vatanın derdindeyiz. Siyasiler gelip geçicidir, asıl olan devlettir. Biz bu fikirle, bu zikirle bakıyoruz. Sonra bu getirilen insanları ya da gönderilen insanları belli noktalara birer hizip ruhu yeşertmeleri için yerleştiriyoruz ya. İşte eğer göçmenler göze batıyorsa bu yüzden batıyordur. İşte Türk halkı yeterince bağrına basamadı demeçlerini duyuyoruz ya. İşte bu yüzden bağrımıza basamıyoruz. Elin adamının sınırlarımız dışından bize yapamadığını sınırlarımız içerisine alarak hadi konuş diyorsunuz ya. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Akla mantığa davet ediyoruz. Tüm bürokratları barış çizgisine davet ediyoruz. Tüm bürokratları hiçbir ananın babanın acısı üzerinden kimse siyasi propaganda yapmasın. Yüreği yeten adam, aklı kurtaran adam gelir abi şehidinin cenazesine. Buna kimse karışamaz. Şimdi yüreğimize 12 şehidimizin acısı düştü diyoruz ya. Şahit olmakla şehit olmak çok farklı şeyler. Biz şahit olanız. Hele bir gidin ananın babanın evine bakın. Hele bir karısının, çocuklarının, kardeşinin acısına bakın. Abinin, gelinin acısına bakın. Şahit olan olarak çok kolay yapıyoruz her şeyi. Şehit olmak başka bir şey. Şehitler ölüyor. Şehitler ölüyor. Şehitler ölüyor. Şu sosyal medya toplum tepkisi mecrası olmaktan bir an önce, yanlış tepkiler bakımından konuşuyorum, yanlış anlaşılmasın, bir an önce kurtarılmalı değerli izleyenler. Ateş düştüğü yeri yakmalı ama hepimizin içi yanmalı değil mi? Hepimizin içi yanmalı. Çünkü şehit denilince birçok şey ifade ediyor bana göre. Mustafa Kemal'in, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konuda o kadar çok sözü var ki, biz ne ara bu hale geldik? Biz ne ara her şeyi bu kadar normal karşılar hale geldik? 12 vatan evladı ölüyor. Ben Filistin için yas ilan ediyorum ama ülkede yas ilan edilmiyor. Söyleyecek çok şey var. Sevgili konuğumu ağırlamak zorundayım. Çünkü bu olaylar olmadan önce sevgili Hatice İde ile konuşmuştuk. Şehit haberleri gelmeden önce konuşmuştuk. Hanımefendi işini, gücünü, randevularını bize göre ayarladı. Sağ olsun bugün biraz da hüznümüze ortak olmak için aslında aramızda bulundu. Böyle bir durumda da, böyle bir psikolojiyle de ağırlamak istemezdim kendisini. Durum bu. Sevgili konuğumu uğurladıktan sonra zaten gazete haberlerinde bu konunun ayrıntılarına ve de gündemin detaylarına hep birlikte ulaşacağız değerli izleyiciler. Biz ne için şehit düşüyoruz? Bunu çok merak ediyorum. Belirli aralıklarla rutine bağlanmış şekilde Alman askerleri şehit düşmüyor. Fransız askerleri şehit düşmüyor. İngiliz askerleri şehit düşmüyor. Suriyelilerde zaten yok. Orta Asya'da en fazla şehit veren ülkeyiz. Terörle mücadelenin hangi başarısından bahsediliyor bunu çok merak ediyorum. Ha yani burada bir kota var gibi biliyor musunuz? Bu ayki şehit kotamızda doldurduk. Bakalım önümüzdeki ay ne olacak? Sanki doldurmak zorundayız da onun için normal karşılıyoruz. Biz savaşta değiliz, seferberlikte değiliz. Ülkemiz işgal altında değil. Başka bir ülkenin işgalcisi de değiliz. Ha Libya'ya, şuraya, buraya da çok kolay yem olarak gönderiyoruz Türk askerini. Ha tabii ki NATO paktı var, NATO anlaşmaları var. Ama hep NATO anlaşmaları baz alındığında en fazla asker Türkiye'de çıkıyor. Türkiye'den çıkıyor. Destek. Destek ordusuyuz biz. Bizim askerimizin kanı var ya çok pahalı olmalı.
Türk askeri her yerde bulunmamalı. İşte bu kotayı dolduruyoruz. Habire şehit veriyoruz. Bir Allah'ın kulu da çıkıp demiyor ki, diyeni de hemen tukaka ilan ediyoruz. Yahu kardeşim biz savaşta değiliz, bir şeyde değiliz. Biz niye bu kadar şehit veriyoruz? Hani terörle mücadelede bir takım açılımlar yapmıştık. Her şey yerli yerindeydi. Ne oldu? Biz başladığımız yerden daha kötü durumdayız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başı sağ olsun, ulusumuzun başı sağ olsun. Şehit anne babalarımızın, ailelerimizin başı sağ olsun. Şehitler ölmez diye bir şey yok. Şehitler ölüyor. Ölüyor. Siz onu bir de kendi ocağına sorun bakalım. Ölüyor mu, ölmüyor mu? Ha bu millet, şehit babalarımız o kadar, şehit analarımız o kadar güçlü, o kadar onurlu, Türk ruhunu, vatan ruhunu o kadar kanında yaşatan insanlar ki, bir oğlum vardı ama o da vatana feda olsun diyebilecek yücelikte. Ama şehidimiz fakirdendir, ha zenginimiz bedel verir. Onun için bu konuya daha sonra döneceğiz. Oh be çok şükür. Keşke bu şekilde başlamasaydık. Sürmanşet'in normal şeyini yayınına, normal gündemimize döndük ya. Keşke şehit haberleriyle başlamasaydık. Ama iki gündür boğazımda düğüm düğüm değerli izleyiciler. Öyle şeyden olmuyor bu işler. Hani prompterdan okuyarak şurada şu şehit düştü, burada bu şehit düştü, şu evladımız şurada toprağa verildi, burada toprağa verildi. Basının gücü doğru kamuoyu yaratmaktır. Hele de yerel basının gücü, ulusal basının ve ülke gündeminin kılcal damarlarıdır. Bütün tepkiler zeminden yukarıya doğru, zirveye doğru buradan yükselir. Bakalım ne olacak? Ne yapılacak? İşte bir takım başsağlığı mesajları var, şunlar var, bunlar var. Sonradan döneceğiz. Ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Söz konusu şehit olunca bir büyük rakam. Ama 12 şehidimiz var. Milli yaz talepleriyle X sayfası, Twitter'da ne ara X oldu? Ne kadar anlamsız bir şey oldu. İçeriği doldurulamayan şeylere deriz ya, henüz içerik kazanmamış şeyler. X'tir, şudur, budur. Neyi ifade etmek istediler bilmiyorum ama tüm sosyal medyalarda aklı başında insanların öyle demeçleri var ki demek ki hala birilerinin içinde vatandaşlık bilinci var. Meryat, Mersin Yatırımcı ve İş İnsanları Derneği bildiğiniz gibi projelerden sorumlu başkan yardımcısı sevgili Hatice İde'yi ağırlayacağım bugün. Konumuzun yönümü değişti ama bu konuya da döneriz tabii ki döneriz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Birkaç gündür hepimizin içinde bu acı var. Ateş düştüğü yeri yakıyor, doğru, ama bütün ülkemizin içini yaktı. Uzun zamandır hepimizin içinde bu acı var. Maalesef çok üzgünüz. Şehitler ölmez. Ölmeyecek. Devam edecek. İnşallah bundan sonra şehidimiz olmaz. Çünkü Türk vatanseverliği herkesin içinde yanıyor. Her zaman var olmaya devam edecek. Ve ulusumuzun bütünlüğüne yapılan her türlü saldırıda hepimiz yeri geldiğinde göğsümüzü gere gere şehit olmaya gideriz. Ama söylediğiniz gibi gerçekten bunlar sahiden sadece bizim ülkemizde olmasa. Öncelikle bir anne olarak tabii ki çok üzgünüm. Anne olmanın dışında bir Türk vatansever olarak da çok üzgünüm. İnşallah Allah vatanımızı korusun. Amin. Buna benzer şeyler her zaman olacak. İnşallah bu kadar yakıcı olmasın. Askerimiz daha güçlü olsun. İnşallah başımıza böyle şeyler gelmesin. Sadece çok üzgünüz. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Allah vatanımızı korusun. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle üzünlü bir karşılama olmadan Çok doluyuz. Hepimiz üzünlüyüz. İçimiz gerçekten yanıyor. Öncelikle Allah ailesine sabır versin. Bütün ulusumuza da sabır versin. Hepimiz çok üzgünüz. Şimdi ne kötü bir haber. Evet. Evet. Şehadete erişmiş olmaları ayrı bir konu. Evet. Bir milleti ulus mertebesine yükselten içindeki vatan sevgisidir. Kesinlikle. Bayrak sevgisidir. Kesinlikle. Bu ayrı bir konu. Ama size yemin ediyorum, bugün gazetelerin ilk sayfalarına baktığımda dedim ki nasıl olur? Eskiden benim ülkemde bir şehit olduğunda tek kapak çıkılırdı.
İlk mesleğe başladığımız zamanları düşünüyorum Cumhuriyet Gazetesi'nde. Tek kapak çıkılırdı. Bu nasıl bir şey dedim, nasıl bir türlü hali, nasıl bir mikser hali. Her şey normal dedim ya, bir kotamız var, sanki onu doldurmaya evet. çalışıyoruz. Evet. Bunun bir sonu olmalı. Yani bu milletin dijital... bu çilesinin bir sonu olmalı bence. Bir anne yüreğiyle düşünüyorum kesinlikle, siz. Bu haberi kesinlikle. Almak hiç kolay değil, değil bir anne baba ki. Için. Tabii ki. Hiç değil. Yalnız hani işte dijital dönem, sosyal medya o kadar çok hızlı yaşıyoruz ki bazı şeyleri. Şimdi tabii biz bunu sindiremiyoruz. Belki bir kuşak eskiden gelerek söyleyeyim. Belki bunu sindiremiyoruz ama... yeni jenerasyon artı bu dijital medyanın hızı, bu hızlarla haberler artık o kadar hızlı dönüyor ki maalesef iyi de güzel de olumlu da olumsuz da çok hızlı geçiyor. İnşallah geçmesin. Bununla ilgili içimizdeki vatanseverliği de yükselsin. Çünkü şöyle, sadece bu hani şehit haberleri aldığımızda hepimiz birkaç gün bunu yaşıyoruz. Maalesef o süre gittikçe kız salıyor. Sonra evet. da normal hayatımıza devam ediyoruz. Şeyi unutmamamız lazım. Yani ben şöyle şahsi olarak söyleyeyim. Bayramlarda çok coşkuyla şey duyamam. Kutlama yapamam. Şöyle. Çünkü ne ürettiğimize bakarım. Ne evet. ürettik, hangi seviyeye geldik. Çünkü hepimizin bir vatan borcu var. Tabii ki. Atalarımıza borcumuz var. Biz nereden nereye geldiğimizle ilgili biz ne yapıyoruz? Sosyal anlamda bir şey katıyor muyuz? Çevreye bir şey katıyor muyuz? Memleketimize bir şey katıyor muyuz? Bunları yaparak kutlama kısmına gelebilmemiz lazım. İnşallah önümüzdeki jenerasyonda da bazı şeylerin değişeceğini düşünüyorum. Umut hep var. Her zaman da olmalı. Türk milleti şimdiye kadar ne badireler atlattı, ne savaşlardan geçti. Mutlaka birçoğunu da atlatacaktır. İnşallah sonrasında iyi çalışmalarımız olsun. Biz bunu hem bireyselde yapmak zorundayız, şahsi olarak, hem de sosyal olarak yapmak zorundayız. Evet. Sivil toplum kuruluşlarına üye olmamız lazım. Birbirimizi geliştirecek, toplumumuzu geliştirecek hareketlerde bulunuyor olmamız lazım. Bununla görevimizi yerine getireceğimizi düşünüyorum. Umarım. Söylediğiniz İnşallah. Gibi olur. Şimdi Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği önemli bir ivmeye sahip. Hı hı. Ancak projelerden sorumlu başkan yardımcısı olmanız sebebiyle hı hı. öncelikle sizi kısa bir tanıyalım. Hı hı. Sonrasında Mersin'e ne gibi katkıları var? Meryad'ın rolü ne? Hı hı. Ona da bir değinelim isterseniz. Tamam, olur. Ben Hatice İde ismim. Memnun oldum Beyler. Yaklaşık 30 yıldır sanayideyim. Yönetim danışmanıyım. Yönetim sistemleri uzmanıyım. Hem dijital dönüşüm hem de yalın dönüşüm danışmanıyım. Mali müşavirim, bağımsız denetçiyim. Yani bu 30 yıl süre içinde birçok sertifikaya sahip olduk. Bu çalışmalar oluşurken yolda oluyor bazı işler. İşte yönetim danışmanlığı kısmı gelişti, projeler kısmı gelişti. Bunlar gelişirken de sanayide bazı işlerin yeni yöntemler, yeni tarzlarda üretilmesi gerektiği rolü ortaya çıktı. Dünya düzeni çünkü çok hızlı değişiyor. Eskisi gibi değil, birçok yönetim şekli değişti. Bu yönetim şeklinin sistemlere dahil edilmesini sağlayan bir yapı oluşturuyoruz. Şimdi firmalarda bunu yapıyoruz ama bunun dışında sanayide de hızla hareket etmesi ve sanayide yaygınlaşması için evet. özellikle dernekler bunun için çok etkili. Bizim derneğimiz de Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği, bölgemizdeki yatırımın markalaşmanın artması için çalışıyoruz. Yatırım çeken bir bölgeye dönüşmek için çalışıyoruz. İsabetli yatırımlar. Kesinlikle marka öyle. İsabetli, marka değeri için. Olan, girişimciliğin yükselmesi için çalışıyoruz. Bölgemizdeki kaynakların gelişmesi için çalışıyoruz. Bunun için birçok projemiz var. Son projelerimizden biri Mavi Ekonomi Projesi. Mavi Ekonomi biliyorsunuz 321 kilometre sahilimiz var. Bu sahilde denizciliğin biraz daha hem sürdürülebilir ekonomi bazında artması hem sürdürülebilir çevrecilik bakımından artması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Burada
sadece Merya'yla değil, bu bütün sivil toplum kuruluşlarını da kapsayacak. Merya'da değer katmak Mersin'e değer katmak üzere yapılmış bir faaliyet. Yaklaşık Mayıs sonlarında bir festivalle kapatılacak. ODTÜ ile ODTÜ Mersin Üniversitesi işbirliğiyle yaptığımız, valiliğin himayesiyle yaptığımız bir proje. Bilişim Köyü projesi yapıyoruz. Bilişim Köyü biliyorsunuz bu çağda dijital çağ en önemli dönüşümleri sağlayacak sistemlerden biri. Dijital dönüşümün sağlanması için alt tabanda da dijital dönüşümün gerçek anlamda uygulanabiliyor olması, bununla ilgili bilgi gelişiyor olması gerekiyor. Bunun farkındalık sağlayacak merkezler, bununla ilgili eğitim alınacak merkezleri sağlamaya çalışıyoruz. Organize sanayi oluşturmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızdan da büyük çaplı yeri onaylandı. Hatta seçim beyannamesinde yer aldı. Evet. Bununla ilgili de bir yer oluşturulması söz konusu. Bunları yaparken tabii dijital dönüşüm, yalın dönüşüm sanayide uygulanmasını sağlamak istiyoruz. Günümüzün en önemli problemi nitelikli personel problemi. Nitelikli personel iki taraflı bir sorun oluştu son zamanlarda. Evet. Çünkü işsiz sayımız çok fazla. Sanayici personele ulaşmak konusunda zorluk çekiyor. İki işi bir arada oluşturabilmek, iki tarafı bir arada buluşturmanın da zor olduğu bir dönemdeyiz şu anda. Hemen hemen işverenlerin büyük bir çoğunluğu personele ulaşma konusunda sıkıntı çekiyor. Hepimizin var. Şu anda fabrikalarımızda da buna benzer sıkıntıları yaşıyoruz. Şimdi bunların geliştirilmesiyle ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Projelerimizden birini de Milli Eğitim'le yaptık. Yeni bir protokol imzaladık. Bu protokol kapsamında kamuyla ve özür dileyerek araya gidiyorum. Tabii. Kamuyla ve özel sektörde paslaşabildiğiniz projeler kesinlikle, bunlar sanırım. Kesinlikle. Hani, proje ortaklığınız bu şekilde ilerliyor. Çünkü yüksek katma değer sağlaması ve yüksek verimliğe ulaşması için bunların sadece sivil toplum kuruluşunda kalmaması gerekli. Hem kamuyla hem de sivil toplum kuruluşlarıyla hem de halkla birleşerek yapılacak projeler avantaj sağlıyor. Burada da Milli Eğitim'le yaptığımız projede de şunu amaçlıyoruz. Bu nitelikli elemanın yetiştirilmesi hepimiz biliyoruz. Milli Eğitim özellikle meslek liseleri her zaman söyleriz meslek liselisi memleket meselesi. Ama bu bunu geliştirmek açısından yeni tekniklerin de meslek liselerine girişine vesile olmamız lazım. Bizim sanayiciler olarak da buradaki öğrencilerin sanayide yeni teknikleri öğrenmesi, sanayi içinde uygulama staj avantajı sağlamaları gerekli. Bunları sağlayacak projeleri bir araya getiriyoruz, birlikte yapıyoruz, öğrencileri alıyoruz. Meslek yüksek okullarının öğrencilerini alıyoruz. Fabrikalarımızda ağırlıyoruz. Fabrikalarımızda staj yaptırıyoruz. TÜBİTAK projeleri yazıyoruz birlikte. Bunların gelişmesini sağlıyoruz. Son projelerimizden biri, bayağı da başarılı projelerden biriydi. Tarsus Üniversitesi, Meryat, Uluslararası Çalışma Örgütü ile yine yalın üretimin gelişmesi konusunda bir proje yaptık. 8 firmada uygulama yaptık. Halka açalım mı bunu biraz? Yalın üretimden kasıt nedir? Yalın üretim, yeni üretim tekniği. Aslında yeni değil. Dünyada 30 yıldır var ama Türkiye'deki üretim sistemine yeni yeni giriyor. Sanayi Bakanlığımız şu anda önemli bir derecede destekliyor. Yalın üretim şu demek. En yüksek katma değere ulaşmak için üreteceğiniz ürünü israflardan arındırmış bir şekilde üretme şekli. Yeni yöntemlerinizi belirliyorsunuz. İçerideki maliyet kayıplarınızı azaltarak yapıyorsunuz. Maliyetlere odaklanıyorsunuz. Çünkü günümüzde zaten artık karlılıklar çok yüksek değil. Eskisi gibi değil. Eskiden karlılıklar gayet yani yüksekti. Diyelim bir ürün portakal. Portakal üretiyoruz. Yani kabuğu aroma sanayinde değerlendirilsin diye tesislendirme projeleriniz de var mı? Yine böyle kamu ve özel sektör işbirliğiyle. Tabii. Tamam şimdi tabii. Anladım. Şimdi bunun kabuğu, üretilmesi çekirdeği için katma değerli ürün üretmek ayrı konu. Katma değerli bir ürüne dönüştürmek ayrı konu. Bunu üretirken yapılan israfları, prosesi yeniden yapılandırmak ayrı konu. Sizin amacınız daha çok burası. Evet, şimdi yeniden oldu. Yapılandırmak. Tamam, şimdi oldu. Şimdi iki tarafı var. Birincisi söylediğimiz gibi katma değerli ürün. Burada marka değeri yaratmak üzere yapılan hareketler. Yapılan hareketler. İkincisi yalın üretim tamamen
doğru tekniklerle israftan arındırılmış, anladım, maliyeti düşük, karlılığı yüksek ürün üretmeyi başarma yeterli. Anladım. Üretim tekniği bu şekilde sunumda en karlı düzeye taşıyoruz. Kesinlikle böylece. Şimdi öyle oldu, orayı kapattık o halde. Şimdi Sanayi Bakanlığı'nın bununla ilgili çok ciddi bir desteği var. Hatta bütün KOBİ'lere ücretsiz danışmanlık desteği var. Mevcut durum analizi yapılıyor firma için. Üretim tekniği nasıl, üretim tekniğini geliştirmek üzere ne tarz hareketlerden faydalanabilir? Yani bütün KOBİ'lere söylüyorum, COSGAP sayfalarından kendileri de takip edebilirler. Tamamen hem dijital dönüşüm hem yalın dönüşüm %100 hibe şeklinde destekleniyor. Kendi, evet, üretim tekniklerini de izleyebilirler. Evet, bunlar projelerimizdi. Hı hı. Peki Meryat ne zaman kuruldu? 9 yıl oluyor. 9 yıl oluyor. Hı hı. 10. yılında. Oldukça iyi bir şey, evet, aslında. Evet, süre, evet, süre bakımından gayet iyi. Bu konuda nasıl bir, ne kadarlık bir parmak izi bırakabildik Mersin'de? Şöyle, biz hani faaliyet hedefleriniz ve tabii, tabii, icraat sürekli proje yapan bir derneğiz zaten. Yani ana hedefimiz o. Bizim ana şeylerimizden biri de o. Yani yılı projesiz kapatmıyoruz. Çünkü eğer strateji planlamada söylenir aslında. Bir hedef odaklanırsanız, evet, bir hedefe gitmek için mutlaka amaçlarınızı faaliyete dönüştürmeniz lazım. Şimdi bizim de her yıl mutlaka bir faaliyetimiz var. Faaliyetimiz de sadece dediğim gibi bizi ilgilendiren kısımda değil, tamamen STK ve kamu ile işbirliği ile yaptığımız projeler. O yüzden hani Mersin'de önemli izler bıraktığımızı düşünüyoruz. Çünkü uygulama sonuçları hep ortada. Nitelikli personellerin işe yerleştirilmesi olsun, istihdam sağlanması olsun, yeni yönetim şekillerinin üretim içine sokulması olsun. Ki buradaki Mavi Ekonomi Projesi Türkiye için çok önemli projelerden biri. Mavi Ekonomi bu denizciliğin burada sadece bir limandan ibaret olmadığı, bunun dışında sürdürülebilir denizciliğin nasıl olması gerektiğini anlatan ve bununla ilgili faaliyet geliştiren bir proje. Çok kapsamlı, birçok sivil toplum kuruluşunu da dahil edecek, kamu kuruluşlarına da dahil eden bir proje olacak. Ana hedeflerimiz tamamen Mersin'in markalaşması ve yatırım kapasitesinin yükselmesine yönelik. Yaptığımız projelerin hemen hemen hepsinin kamu işbirlikleri de var. Hepsi demeyeyim, büyük bir kısmı valiliğimiz tarafından da destekleniyor. Birlikte yürüttüğümüz çok işimiz var. Oldukça güzel projeler, hı-hı, bunlar. Gençlerle de çalışıyor musunuz? Tabii, tabii. Zaten bu özellikle nitelikli personel kısmı dediğim kısımda ana konumuz gençler. Çünkü Meryat da bir yatırımcı iş insanları derneği. Bizde de kuşaklarımız var. Birinci kuşaklar var, üçüncü kuşaklar var. Değil mi? Kuşak geçişleri çok önemli. Çünkü ülkemizde 6. kuşak var sadece. O da bir tane. Onun dışında çok 5. kuşak bile yok. 4. kuşak. O civarda kalıyor. Dünyada çok daha yüksek bu rakam. 39. kuşaktaydı en son. Hani yeni bir değişiklik olmadıysa. Şimdi kuşak geçişlerini de anlayabilmek için gençlere kesinlikle dokunmak gerekiyor. Bizim projelerimizin birçoğunun tarafı gençler. Bilişim köyü tamamen gençlere yönelik. Yani hani gençlerin gelişmesine, gençlerin kendi dijital bilgilerini de kullanabilecekleri bir zemin yaratmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bilişim köyü çok ilgimi çekti. Ne, hı hı, ne üzerine, nasıl olduğunu bilmiyorum. Teknoloji okur yazarlığını arttırmak mı amaçlanıyor? Yoksa nedir? Biraz vizyon kazandırmayı da amaçlıyor aslında. Hani şu anda yeni kuşak için söyleyeyim. Yeni kuşağın dijital bilgisi var tabii ki. Yeni kuşağın dijital bilgisi çok çok iyi düzeyde şu anda. Verimli kullanılması doğuştan lazım. Evet, doğuştan. Doğuştan dijital bunlar. Kesinlikle. Hatta benim bir 15 yaş grubu bir seminerimde gençlerden biri şey dedi. Hocam siz göçmensiniz dedi. Değilim dedim. Hayır dedi, siz göçmensiniz dedi. Değilim, ne demek istiyorsun dedim. Siz dedi dijital göçmensiniz dedi. O ne demek dedim. Biz dedi teknolojiye doğduk. Siz sonradan geldiniz.
Doğru. Çok doğru söylüyorlar. Şu anda çok daha hızlı, hızlı adapte oluyorlar. Şimdi bunun için de doğru kullanabilmeleri için. Doğru. Yani ömrünün birçoğunu TikTok'larda, işte Facebook'ta, Instagram'da harcayan gençlerimiz de var. Ama bunun için mentorluk etmek de bize düşer. Hani bu konunun bilgi sahibi olan, donanımlı olan büyüklerine düşer. Biz de o alanda zemin yaratmamız gerekiyor. Bilişim köyündeki kasıt da bu. Bilişim köyünde vizyon sağlamak üzere bazı dijital alanlar kuruyoruz. Orada hem deneyebilecekleri, işte kinetik enerjiyi görebilecekleri, işte uzaydaki o uzay kavramlarını anlayabilecekleri dijital alanlar. Tabii öğrenme tarafı sadece gençler diyoruz ama gençler değil, oradan geçen, oranın içine giren herkes için ufuk yaratacak bilimsel çalışmaların yapıldığı, bilim tarihinin anlatıldığı, bizdeki ve dünyadaki bilim tarihinin görsel olarak izlenebildiği dijital platformlar oluşuyor. Burada sertifikalandırma, eğitim verme, yapay zeka ile tanışma, ana planlar böyle. Bu proje çok detaylı bir proje. İnşallah hani o kıvama geldiğinde bununla ilgili de bir detaylı sunum yapacağız zaten. Umarım. Çok seviniriz biz de tanıklık etmekten. O halde bu çoklu katılıma sahip çalışma genelde Meryad'ın proje çalışmaları, evet. Kamusu, özel sektörü, bazı kitleler, yaş grupları da dahil ediliyor. Tabii. Peki hedefte kadın projeleri var mı? Tabii bu ki. Pozitif ayrımcılığı da hiç sevmiyorum ama ihmal edilen kesim olarak söyleyeyim. Sormuş olayım ben. Hani ihmal edilen kesim de var mı? Evet. Öyle ben sorarsın. Şöyle söyleyeyim. Ben kendim toplumsal cinsiyet eşitliği eğitmeniyim. Buradaki kasıt da zaten eşit olmak değil. Eşit olmak gibi bir derdimiz yok. Eşit olmayalım zaten. Yani yapı olarak eşit değiliz. Evet. Fakat buradaki toplumsal cinsiyet eşitliğindeki kasıt eşit haklardan faydalanabilme yeteneği ya da eşit haklara ulaşma rahatlığı. Eşit haklara ulaşmak için de tamamen hani toplumumuzun da bazı kültürel alışkanlıkları var. Biz ön yargılarımız var. Kadınlar nerede çalışabilir, erkekler nerede çalışabilir? Bu kadın ya da erkek ayırt ederek söylemiyorum ben. İşin yeteneğine bakmaktan önce eğer kadın ya da erkek diye sınıflandırırsanız zaten o eşit hakları hiçbir zaman zaten kavuşamayacağız. Zaten orada da D eki oluyor ki anne de çalışabilir, kadın da çalışabilir. Hakaret gibi geliyor. Kesinlikle öyle. Ama burada bunun altını besleyen şey şu. Biz toplumsal olarak alışkanlıklarımız ve ön yargılarımız var. Eskiden beri gelen. Çünkü eskiden şöyle ben hatırlıyorum benim çocukluk dönemlerimde de var bu alışkanlık. Öyle. Tabii. Var. Yani bu da bu yani, bir şekilde besleniyor. Toplumsal ön yargıdan arınıp kimse o mevkilere gelmiyor. Ön yargılarıyla birlikte geliyor. Şunu söyleyeyim, bu arınma da kendi kendine olmayacak. Mücadeleyle olacak. Yani işte bu projelerin içine dahil edilecek bizim kendi üretimi yaptığımız firmamız, dönüşümünü yaptığımız firmamız. Tarımsal sulama boruları üretiyoruz. Ve sektörde tek kadın genel müdür benim. Ve buradaki üretim içinde herkes kafada alışık durumda. Burada erkek çalışır. Şimdi bu olduğunda özellikle kadınlar çalışmak istemiyor. Ama bu işveren açısından da törpülenmesi gereken kesinlikle, bir durum değil tabii, mi Hatice Hanım? Tabii. Şöyle biz zaten hani işverenlerimiz de aynı fikirde. Kadın ya da erkeği yok. Şu bardağı kaldırmanın kadın ya da erkeği yok. Bunu kadın da kaldırabilir, erkek de kaldırabilir. Sadece ön yargı ve alışkanlık. Biz bu kapsamda bir proje yaptık. Üretimin içine kadın dahil edelim. Montaj, forklift personeli, enjeksiyon personeli alalım diye. İlk etapta denedik. Çok da güzel oldu. Hatta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden ödül de aldık bu konuyla ilgili. Tabii ki. Üretim içinde çalışıyor. Ve ilk etapta birkaç kişiyle başladık ama şimdi neredeyse sayımız çok daha fazlalaştı. Artık üretimin her kanadında kadın da çalışıyor, erkek de çalışıyor. Aynı şey erkekler için de öyle. Mesela toplumsal olarak erkeğin de inanılmaz bir yükü vardır. Yani kadın çalışmadığında kimse neden çalışmadığını sorgulamaz, problem değildir. Ama erkek çalışmadığında büyük olay olur. Çalışmak zorunda olur.
İtalya'da tersanelerde, gemi tersanelerinde en çok kadın mühendisler çalışıyormuş. İspanya'da uçaktan indiğinizde bu bavulları taşıyanların hepsi kadın. Yani hani bizde ağır taşımayla eşleştirilir. Ağır taşıma değildir. Yani şöyle, bir işin özelliklerini anlatırken, sadece işin özelliklerini anlatırsak buna şey yoktur yani. Dersiniz ki hani depoda kadın çalışır mı, çalışmaz mı? 20 kilo taşıyabilen birini arıyorsanız 22 kilo taşıyabilen kadın ya da erkek şimdi hepsi gelebilir. Bir de şurası da ihmal ediliyor. Tabii ki bir Nil Sezer görüşü de geldi. Kadın projeleri hep mavi yaka diye şeyle katılımıyla programa iştirak etti. Teşekkür ediyorum yol arkadaşım. O da aklınızda kalsın rica ediyorum. Şöyle de bir şey var. Kadınlarımız mesleklerini seçer iken zaten kimlik, beden ve duygu durumuna uygun meslekler seçiyorlar. Öyle değil mi? Torna tesviye okuyan kadın var mı? Yani. Çok nadir. Hadi. Ama okumuş ise de? İş bulmada zorlanıyor. İş bulmalı. Biz burayı konuşuyoruz. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Tabii tabii. Anladım. Şu anda meslek liselerinde yaptığımız şey de bu aslında. Meslek liseleriyle ilgili yaptığımız projede yaptığımız da bu aslında. Orada yine biz özellikleri belirlerken bu işi yapabilecek, staj yapabilecek, öğrenebilecek herkes. Kız ya da erkek fark etmez. Yeteneğe odaklanırsanız zaten cinsiyet kısmı kayboluyor. Evet. Ona mesela, ihtiyaç duyulmuyor. Evet. Mesela eskiden kız enstitüleri vardı. Orada yemekten biçkiye, dikişe, nakışa kadar her şey öğretilirdi. Her şey öğretilirdi. Bunu çok önceleri düşünmüştüm ama şimdilerde daha da eminim. Aslında çok faydalıydı bu arada. Asla karşısında değilim. Keşke tekrar hayata geçirilebilse, ancak enstitü olarak geçirilebilse. Evet. Cinsiyet ayrımı yapılmadan, pozitif de olsa yapılmadan. Ama sonra şöyle bir baktım ki ta o zamanlardan başlamış. Kadına ait olmasını istediğimiz misyon ve görevleri çokça destekleyen bir ibareymiş o. Bir tabii. Tabela ismiymiş değil mi? Tabii tabii. Şeyde yani, vardı, ortaokul civarında vardı. Ev ekonomisi dersi. Ev ekonomisi sadece kızlar dersi. Girerdi. Sadece kızlar işte girerdi. Ahşap işleriyle ilgili kısma sadece erkekler girerdi. Evet. Halbuki ben çok şey isterdim. Hani ahşap oyma, ahşapla, onunla ilgili bir şey yapmayı çok isterdim. Dikiş de sevdiğim bir şey değildi. Değil yani. Evet. Ama ben mecburen o tarafa yöneldim. Neden? Benim kontrolüm dışında işte. Sosyal toplumun yaptığı, getirdiği alışkanlıklar sizi o tarafa doğru yöneltiyor. Yani aslında orada iyi niyetli bir yönelim, evet, yöneltme evet, var. Yeteneklerimizi geliştirdi. Kötü değil. Ama evet, rotası ve tabii. Katılımı yanlış saptanılmış. Ve son dönemlerde bakın hani kooperatifleri geliştirme konusunda da çok çalışıyoruz. Bununla ilgili işte kadın dernekleri var. Kadınların bir araya geldiği bu tarz işleri geliştirecek yapılar var. Ama bunların içinde de bakıyorsunuz ekmek yapma, reçel yapma, dikiş dikme. Hani bunlar değersiz diye söylemiyorum. Değil, değil. Ama sizi bir tarafa yönlendiriyor. Bunun dışında başka hareketlere izin vermiyor. Ya da sizin o konuda yeteneğinizi geliştirmeye izin vermiyor. Şimdi böyle durumlarda da toplumsal cinsiyet eşitliğinden söz edemiyorsunuz. Şu oluşuyor. Biz mesela bu projeyi yaptığımız zaman firmamızla bu projeyi yaptığımızda ilk etapta aklımızda olan sayıyı artırmaktı bizim. Ama artırmakta çok zorlandık. Çünkü sebep vardiyalı çalışıyoruz biz. Vardiya çalışımında da kadınlar vardiyalı çalışamaz gibi bir düşünce var. Şimdi böyle olduğu sürece de olmaz. Kadınlar da çalışabilir vardiyalı ve çalışıyorlar peki, şu anda da. Hemşireler çalışıyor. Hemşireler çalışıyor. Biz de eskiden devlet kurumunda spikerlik yaparken biz de çalışıyorduk. Tabii. 24 saat net nöbetlerimiz vardı. Yani vardiyayı bırakın. Yani. Net nöbetimiz var. Yani. Ki bunlar da işte toplumsal önyargılar. Bunlar kalktığı zaman hepsi kalkıyor. Artık zaten fabrikalarımız oldukça güvenli, işte 7/24 kamera olan. Ayrıca güven, erkek için de güven, kadın için de güven. Sadece kadınlar için güvenli alan beklemiyoruz zaten. Herkes için güvenli alan. Ya da şey söyleniyor işte, ağır işlerde kadınlar çalışamaz. Ağır işlerde erkekler de çalışmasın. Almanya, İşi kolaylaştıralım. Almanya 72-74'ten itibaren bizden aldığı işçilere, Türkiye'den aldığı işçilere, İşçi kadınlara ne işler yaptırdı biliyor musunuz? Yani. Şu mavi noktalı bir markası vardı ya, B ile başlayan. Orada benim birçok yakınım dahi çalışıyordu. O büyük preslerin aşağı çekilmesi, oturulan yerde ve o noktaların basılması konusunda.
Hangi işte çalışmadı bizim kadınlarımız yani zaten Almanya'da? Zaten Almanya'yı bırakın, Türkiye'de tarlada sırtında odun taşıyan kadın neyi yapamaz? Ama kadının çalışması belki de bizde erkeğe daha çok görev düşürecek. Yani erkeğin görevlerinden feragat edebilmesi için, ben böyle konuşmayı sevmiyorum ama maalesef yaşadığımız durumun tarifi bu. Daha çok görev düşecek, daha çok paylaşımcı olmak zorunda kalacak. Kadın çalışırsa bir tarafın rahatı bozulacak. Ben tam tersini düşünüyorum. İki tarafın da rahatı çok uygun olacak. Çünkü gelir seviyesi, şu anda ekonomik durumu biliyorsunuz. Yani iki tarafın birden çalışması işi çok rahatlatacak bir durum. Eşi de çok rahatlatacak bir durum. Vallahi eşi rahatlatmıyor. Başka kaygılar vardır o zaman. Yani Şimdi toplumun geneline bir bakarsanız, sizin dediğiniz gibi açılımlar hep bu yönde. Evet. Hep bu yönde. Bir erkek rahatlığı için programlama var. Değil mi? Şimdi Nil'den geliyor habire. Spor erkeklerin, mesela erkeklerin maçları diyor. Full. Kadın milli takımının başarısında kadınlar ayrıştırılıyor hemen. İşte böyle giymeselerdi, şöyle giymeselerdi. Yok taytla mı çıksınlar, şortun altına bisikletçi tayt mı girsinler. Bunların hepsi aynen var. Öyle. Hepsi var hepsi yani. Var. Olmayacak aynen bir şey yok. Öyle. Bir bakıyorsunuz sosyal medyada, TikTok denilen mecrada kadının birisi, çok mutasip bir hanımefendi, o kapalı sözcüğünü hiç sevmiyorum ben. Çünkü bazen kapalı insanın ruhu transparan olur, bazen transparan gördüğünüz insanın ruhunda müthiş bir efe uyur. Kesinlikle. Onun için bu tanımlara öyle çok karşıyım. Tabii. Mutasip bir hanımefendi, ancak göbek deliğine kadar gömleğinin bütün düğmeleri açılmış yayın yapabiliyor. Bu mesela voleybolcuları, basketçilerimizi, kadınlarımızı eleştirenler orada nerede oluyorlar, onu merak ediyorum. Bir de denetimsizlik de var değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Tabii tabii. Bu denetimsizlik cinsiyet var. Artı eşitsizliğinin yaratılması konusunda birçok söylem söz konusu. Var. Aynen öyle. Olumlu olumsuz birçok söylem var tabii ki. Bu insanla ilgili bir şey. Yani mutasıplık da insanla ilgili bir şey. Hani örtüyle, başka bir şeyle değil yani. İnsanın içinde olan, ister başını kapatsın, ister açsın, ister başka bir şey yapsın. İçinde olan bir şey. Onlar bu materyalleri saymadan, şekilcilikten, materyalleri saymadan içindekileri bir şekilde ortaya çıkarıyor. Anlıyoruz ki zaten oradaki yaklaşımlarda başkaları için yapıyorlar bunu. Kendileri için yapmıyorlar zaten. Kendileri için yapmıyorlar ama kendilerine de yapıyorlar. Kendilerine yapıyorlar. Yani zaten görünür. Evet, eleştiri konusu şöyle olduğunda ya da eleştirinin yönü şöyle olduğunda sevgili Hatice Hanımcığım, onu bir insanın yapmasının doğru olmaması yönünde değil. Evet. Kapalı bir kadının yapmaması gerekir. Hayır, hayır kapalı hayır. Bir kadında, hayır, açık hayır, bir hayır. Kadında yaparsa bu abes bir durumdur. Abes bir durumdur. Her şeyden önce bizim gelenek yapımıza, tabii, etik değerlerimize hiç uygun değil. Kesinlikle. Kim öyle ne derse desin, bu modernlik değil. Yani. Herkes istediğini yapınca modern olmuyoruz, olmuyoruz değil mi? Olmuyoruz tabii ki. Olmuyor. Bu çizgiyi zaten asla kaybetmemeliyiz aslında. Zaten şöyle, herkes istediğini başkasının sınırlarına girmediği sürece yaparsa moderniz. Evet. Yani başka birinin rahatsız etmeyeceği şeyde yaparsa moderniz. Yoksa modernlik her şeyi özgürce yaşamak değil ki. Dışarıya çöp atıyorsa bir insan hala hiçbir şekilde modern olamamış. Evet. Özgürdür. Evet. Ama modern değildir yani. Tabii. Modern olmanın başkalarına saygı noktasında gelişmiş olması gerekir. Katılıyorum. Ki, toplumun özgünlük sınırlarına da uygun olacak. Yani. Uygun ben olmalı. Her aklıma geleni yapamam. Çünkü ben bir sosyal toplumun parçasıyım. Bu parçaya göre evet, hareket etmem diyoruz lazım. Ya dışarıdan gelen göçmenler için bir uyum yasası var idi. Ancak uyum süreci başlatılamadan pat diye içimize salıverildiler. Dolayısıyla birçok karşı karşıya geliş oldu. Birçok huzursuzluklar oldu. Kültürel kayma yaşandı. Kültürel uyumsuzluk da yaşandı. Onların oturdukları sitelerde, apartmanlarda ne durumlar oldu? Hepimiz tanık olduk. Bir uyum süreci olmalıydı diyoruz. Yani bir iç disiplinimiz var demek ki bizim. Şunu söyleyeyim. Biz işletmeleri... Bizim de ölçüden kastımız o iç disiplin zaten. Tabii. Toplumun tabii, iç disiplini. Tabii, tabii, tabii. Biz işletmelere personel alırken, bakın dışarıdan birini alıyoruz. Personel alırken oryantasyon sürecine girer. Bir, nasıl alacağımız belirlenir. Kimi alacağımız belirlenir. Ve içeride nasıl bir adaptasyondan geçeceği de belirlenir.
Basit küçük işletmelerde oryantasyon süreci vardır. Küçük büyük hepsinde oryantasyon süreci vardır. Koca bir ülkeye de dışarıdan birileri geldiğinde, koca bir şehre dışarıdan birileri geldiğinde de bu oryantasyon süreci çalışmadığında bunlar olur. Maalesef bu neyi geliştiriyor? Kişisel çatışmaları geliştiriyor. Çünkü herkes kültürüyle, eğer ben sizin evinizde yaşayacaksam, evet, ben benim bilgilerimle size geliyorum. Benim kültürümle size geliyorum. Siz de bana tamamen kapıyı açıp bir oryantasyonda bulunmadıysanız ben nasıl yaşıyorsam öyle geleceğim. Bunun evet. için de beni suçlayamazsınız. Doğru. Doğru. Onun için bir yerden gelince evimize okuyoruz. İnsanın evi gibi yok. Değil mi? Evi gibi yok diyor. Kendi şeyine dönüyor. Geliyor kesinlikle çünkü. Öyle. Çok teşekkür ederim. Rica konuşacak ederim. Çok şey vardı ama gazetelerimize evet. de biraz evet, zaman evet, ayırmak evet. istiyoruz. Bugün biraz hüzünlü bir gün. Bir, yılı böyle kapatıyoruz. Evet, bir 15 dakikalık aramız olacak. Hı-hı. Hem sokak röportajlarından bir bölüm izleyelim. Hı-hı. Hem de programlarımızda iştirak eden konuklarımızın peş peşe demeçlerini bir izleyelim. Hem yılbaşı mesajları var hem de bizim yayın hayatımızı kutlayan mesajları var. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Elden evet. hiçbir şey gelmiyor. Yukarı seyrediyorsa olanı biteni ve de bu ağıtın şiddetini duyuramıyor isek biz de acımızı içimizde yaşamaya devam edeceğiz. Başka yolu yok. Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Biz de vatan memleket için ne yaptığımıza bir bakacağız. Kişisel olarak. Çünkü ben öncelikle şeyi düşünüyorum. Hani hepimiz siyaseten bir şey yapamayabiliriz. Başka bir şey yapamayabiliriz ama hepimizin yapacağı önce bir kapımızın önünü süpürmek gibi bir gerçek var. Bize önce kendi kapımızın önünde vatana, memlekete fayda sağlayan işler yapacağız. Öyle devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sevgili Hatice İyide, Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği, MERYAT projelerden sorumlu başkan yardımcısı. Güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Biraz da olsa böyle hüznümüz hafifledi. Kasvetimiz biraz dağıldı. Biz birazdan yine o kasvete döneceğiz ama gazete haberlerinde. Evet. Teşekkür Üzgünüz. Ederim konukluğunuz için. Ben Başarılarınız teşekkür ederim. Daim olsun, yolunuz açık olsun. Sizin de iyi seneler olsun. Çok herkese. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Bir 15 dakikalık aradan sonra gazete yorumlarımızla, ulusal gazetelerimizde, ulusal basınımızdaki sürmanşetlerle ve de manşetlerle ve de ayrıntı haberleriyle, askı başlıklarla karşınızda olacağız. Sonrasında yerel gazetelerimiz olacak değerli izleyicilerimiz. Lütfen Nil RTV'den ayrılmayınız. Tekrar karşınızda olmak için biz dakika sayıyor olacağız. Siz de bizde kalın. Radyo TV Mersin'in sesi, gözü, kulağı olmaya devam edecek. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken tüm Mersinli hemşerilerimizin yeni yılını kutluyorum. Sevgili Ninalom ve Mesut Bey, dostum, arkadaşım. Geldik, gördük. Çok güzel bir işletme olmuş. İnşallah güzel bir renk getireceksin. Amblemler gibi farklı farklı renkleri var. Burada çok güzel, arkadaşlar da çok güzel. Hayırlı olsun diliyorum. Bereketli olsun diliyorum, başarılar diliyorum. Evet, bir 2023 yılını kapatacağız. Bu yıl depremlerle, felaketlerle, savaşlarla bıraktığımız bir yıl olacak. Hep bu yılda kalsın, geride kalsın. İnşallah 2024 yılı bizim için çok iyi olur. Savaşsız, barışçı, renklerimizin zenginlik olan, birlik beraberlikle olan güzel bir yılımız olsun. Herkese nice güzel yıllar diliyorum. Hayırlı olsunuz.
Mesut Sezer Eğitim Kurumları olarak güvenli sürüşün anahtarı olmak adına çıktığımız bu yolda, sürüş eğitimlerinde başarı odaklı kurumsal eğitim anlayışıyla amacımız, geleceğin bilinçli ve güvenilir sürücüleriyle ülkemizi sağlıklı nesillerle mutlu yarınlara ulaştırmaktır. Başarıya giden yolda, sürüş eğitimlerinden fazlası için, güvenli ve sağlıklı yarınlar için doğru şerit, doğru adres, Mesut Sezer Sürücü Kursları. Kargıcak Loft konutları yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış, aileniz için huzurlu ve güvenli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Ayrıntının titizlikle düşünüldüğü projemiz, Erdemli Adalet Sarayı'na bir dakika, en yakın plaja ve sahil yoluna ise sadece 5 dakikalık bir mesafede konumlanıyor. 0 faiz ve 36 ay taksit seçeneğiyle kaçırılmayacak bir fırsat sunuyoruz. Kargıcak Loft konutları, asma kat ve dubleks toplamda 32 daireden oluşan modern bir yaşam alanı sunmaktadır. Projemiz depreme dayanıklı olarak tasarlandı. Böylece evinizde her zaman güvende hissedebilirsiniz. Müteahhit firmamız sektörde uzmanlaşmış Iron İnşaat Hüseyin Demir liderliğindeki bir ekip tarafından yürütülmektedir. Satış lansman sorumluluğu ise Nural Gayrimenkul tarafından üstlenilmiştir. Kargıcak Loft konutları mutlu ve güvenli bir yaşamın anahtarını sizlere sunuyor. Bu eşsiz fırsatla tanışarak ailenizle birlikte hayatınızın en güzel anlarını paylaşmaya başlamak için adım atabilirsiniz. Nil, radyo televizyon ekranlarından herkese merhabalar. 31 Aralık'ta gerçekleşecek olan yerel seçim sürecine girmiş bulunmaktayız. Mersinlilerin beklentileri neler? Dengeler değişecek mi? Gelin hep birlikte soralım ve ne cevaplar almışız izleyelim. Geçen genel seçimlerde oy kullanmış mıydınız? Merhaba, oy kullandım elbette. Peki gelecek yerel seçimlerde, 31 Mart'taki yerel seçimlerde oy kullanmayı düşünüyor musunuz? Elbette kullanacağım. Her vatandaşın hem görevi hem de hakkı. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde dengeler sizce değişir mi Mersin için? Beklentileriniz nelerdir?
bugünlerdeki gelişmelere bakılırsa dengeler hala iktidarın lehine olacak gibi görünüyor. Muhalefetin parçalanmış hali umut vermiyor. Peki beklentileriniz var mı? Beklentilerimiz en azından sadece halka hizmet amacıyla seçilmiş olan insanların tekrar görevlerine devam etmesidir yani. Kullanacağız tabii. Vatandaşlık görevimiz. Değişeceğini zannetmiyorum. Yani şimdiye kadar 45 senedir oy kullanıyorum. Sol burada güçlüdür. Sürekli de onlar kazanır. Gelecek olan yerel seçimlerde oy kullanacak mısınız? Muhakkak tabii vatandaş olarak kullanacağız. Kullanmak zorundayız. Peki beklentileriniz nelerdir? Mersin'de dengeler değişir mi sizce? Şöyle, hani benim görüşüme göre her parti kendi inisiyatifini kullanmalı. Kendi görüşünü ortaya dökmeli ve sağdan soldan hani güç kazanmamalı. Hani kendisi hani hür bir şekilde seçimlere katılmalı. Hani şöyle, bir vatandaş olarak ne istiyoruz? Huzur istiyoruz, hizmet istiyoruz. Hani şehrimizin, hani güzel bir şehrimiz var, nadide bir şehrimiz var. Yani kazancı güzel. Yani bakın Türkiye genelinde hemen hemen vergi sıralamasında ilk 8'e giren bir yer burası. Güzel bir şehir. Yani tabii güzel de bir hizmet bekliyor. Ama şu ana kadar, hani bir vatandaş olarak söyleyeyim, şu ana kadar ben hiçbir belediyeden umduğumu bulamadım. Hizmeti yapıyorlar ama öylesine yapıyorlar. O yüzden yani biz güzel bir hizmet istiyoruz. En azından bakın evimin etrafında geçenlerde bir yağış oldu. O yağıştan her taraf çamur oldu. Ya bu şehir niye çamur olsun? Niye çamur olsun? Yani o yüzden yani şöyle diyeyim artık. Kişiler, orada oturan kişiler muhakkak otursunlar güzel de biraz da şehri gezsinler. Ben onu istiyorum. Tabii kullanacağım. Beklenti çok. Yani nasıl anlatacağım? Bakıntı olarak yani ben bir Mersin güzel devletin ilerisine batıyorum ama Fener'in bir tarafı çok güzel. Çok çok güzel. Ama birinin bir tarafında tarafımızın tripistik götürürük. Nerede oy kullanacak mısınız 31 Mart'ta? Burada olursam kullanırım. Şimdi Kıbrıs'ta da yaşıyorum. Peki belediye ile ilgili beklentileriniz nelerdir ya da Mersin'de dengeler değişir mi sizce? Şu anda yeni taşındım. Hiç belediyenin, belediye başkanlarının şeyini bilemiyorum ama şey olaraktan belediyenin iyi çalıştığını beğendim, beğeniyorum. Belediyecilik anlamında yani park bahçeler falan çok güzel, temizlik bakımı çok güzel. Yani kutluyorum. Evet. Peki belediyeye dair beklentileriniz neler? Mersin'de dengeler değişir mi? İnşallah değişmez. Şu anki yönetimden memnun musunuz? Evet, memnunuz. Peki çalışmalarına örnek olarak hangilerinden daha çok memnun olduğunuzu söyleyin. En çok bayanların çalıştığına çok memnunum. Kadınlar, her alanda kadınlar çalışıyor. Ben ondan çok memnunum. Genel olarak çevreyle ilgili görüşleriniz neler peki Mersin'de? Çevre de fena değil, güzeldir. İnşallah değişmez diyor. Tabii kullanacağız. Ya öncelikle belediyeye dair şu anda VAP Seçer çok iyi bir çalışma yapıyor. Ve de onu tekrardan gelmesini de istiyoruz yani, destekleyeceğiz de. Yani o gelse daha iyidir bence. Şu anda ekonomik olarak da şu olarak da bize çok yardımcı oldu. Bu tezgahları onun sayesinde açtık. Daha önce belediyelerde hep sıkıntı yaşıyorduk. Hep yasaklıyordular, hep şey yapıyordu. Zaptalarla hep sorun yaşıyorduk. Ama o geldiği günden beri etraf çok güzel ve de çok güzel çalışmalar yapıyor. Desteğimiz ondan yanadır. Hangi çalışmalarını beğeniyorsunuz? Ya bütün çalışmalarını, eksiksiz. Evet, kullanacağım. Vallahi şimdiki belediye başkanımızdan biz çok çok memnunuz. Keşke Türkiye'de böyle bir büyükşehir belediye başkanı olsa da onlar böyle bu şekilde idare etse çok memnun oluruz. En beğendiğim çalışma yöntemi, bütün mesela okullara süt dağıtıyorlar, yiyecek dağıtıyorlar. Bak ne kadar güzel park yapmışlar, geliyoruz. Bak hele de bizler için yani bulmaz bir şey. Yaşar zorluyoruz, geliyoruz buralarda.
Değil. Öyle çocuğum. 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak mısınız? Evet, kullanacağım. Vallahi bu dengeden şu anda da memnunum. Ama daha da güzel olursa çok memnuniyet duyarız. Abdullah Bey'i tanırım. Geçen dönem yaptıkları işlerden memnunum. İnşallah bu dönemde de yine tercih edilir CHP yönetimince. Tekrar aday olur ve kazanır. Ki vereceğiz, oylarımız da kazanacak. Mersin'imize, güzel Mersin'imize Abdullah Bey gibi yakışıklı, güzel bir insan olduğu için, CHP'li olduğu için, demokrat, Atatürkçü, layık olduğu için o yakışır. Mersin için beklentilerimiz devam etmesi bu şekilde. Görüyorsunuz bak, sahil falan ne kadar güzel. Ailemize gidip oturuyoruz. Abdullah Özyiğit'in tekrar seçilmesini de istiyoruz. Peki Büyükşehir Belediyesi'nde Vahap Seçer'den tekrar memnun musunuz? Tekrar seçilmesini istiyor musunuz? Çok memnunuz. Vahap Seçer gerçekten Mersin'i Mersin yapan aydın, görüşlü, iyi bir insan. Onun için şahsına da Cumhuriyet Halk Partisi'ne de oy vereceğiz. Evet, kullanacağım. Yani değişmesini umuyorum aslında, yani ileriye doğru. Çünkü şehrimiz çok güzel bir şehir, potansiyeli olan bir şehir. O yüzden gelişmesi lazım ki çok şey yapıldı. Devamının da geleceğini düşünüyorum. Peki ne konuda gelişme bekliyorsunuz Mersin'de? Yani deniz kentiyiz. Sahilimizi daha aktif kullanmamız lazım. Daha, yani nasıl diyeyim, etkinlik için çok yetersiziz aslında. Onun için farklı alanlar yapılabilir. Yani güzel bir şehrimiz var, kıymetini bilelim. 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak mısınız? Evet, kullanacağım. Mersin'de çok büyük şehir açısından dengelerin değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü Vahap Seçer hala devam eder diye düşünüyorum. Çünkü yaptığı şeyler cidden hoş ve güzel. Şu anda da zaten yaptığı şeyleri kullanıyoruz. O yüzden seviyorum Vahap Seçer'i. Çok dengelerin değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü son aldığım bilgilere göre Hamitun'a tekrardan belediye adayı olacakmış. Geçen dönem olduğunda kaybetmişti. Bu sefer de kaybedeceğini düşünüyorum. Hamitun'a'yı da çok seviyorum eskiden. Bizim belediyemiz Toros'a belediyesine aitti ama. Dediğim gibi Vahap Seçer kalacak. Öyle düşünüyorum. Tahminim bu. Tabii ki bir vatandaş olarak kullanacağız. Dengeler değişmemesi gerek. Çünkü hakikaten Büyükşehir'den memnunuz. Yani şu an Yenişehir olsun, Büyükşehir olsun. Elinizden geleni yapıyorlar. Yani gayet güzel bir sahil, Mersin sahili olsun. Mersin genelinde biz yani CHP'den şu an memnunuz. Tabii ki kullanacağım. Dengeler değişmez zannetmiyorum. Belediyecilik anlamında beklediğiniz Mersin'imiz için beklentileriniz var mı? Ben Mersin'in olduğum için fazla bir beklentim yok. Genel olarak tüm bu etkinliklerden, belediyecilikten memnun musunuz? Tabii ki memnunum. 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak mısınız? Evet, kullanacağım. Dengeleri değişir mi bilmiyorum ama bu yönetim de çok güzel. Güzel işler yapıyorlar. Çok da Mersin'imiz çok güzelleşmiş. Ben uzun yıllar sonra geldim daha. Farkına vardım. Ben çok memnunum. İnşallah daha güzel şeyler yaparlar. Değişmesini istediğimiz, benim ilk aklıma gelen ulaşımda sadece şöyle nasıl söyleyeyim, mesela bir tramvay ya da metro tarzı ek bir ulaşım şekli olursa daha kolay olabilir. Mersinlilere sorduk. Bazı kişiler mevcut yönetimden mutlu olduklarını, memnun olduklarını söylediler. Bazı kişiler ise eksik buldukları hususlar üzerinden yorumlarda bulundular. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.
Öncelikle Mersin'in ilk yeni nesil televizyonunu hazırlayan Nil RTV'ye yayın hayatında başarılar diliyorum. Öncelikle 2023 yılını bitirdiğimiz şu günlerde yaşadığımız acı günleri hatırlayarak 2023 yılına veda edeceğiz. Gerçekten de deprem yaşadık. Bölgemizde savaşlar yaşadık. Masum insanlar savaşlarda öldü. Acımız çok büyük 2023 yılında. İnşallah 2024 yılında bu acıları yaşamayız. İnsanlığımıza huzur, sağlık ve barış getiren bir yıl olmasını dilerim. Yayın hayatına yeni başlayan Nil RTV'ye 2024 ve gelecek yıllarda başarılar dilerim. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2024 yılının dünyaya ve ülkemize barış, huzur getirmesini dilerim. Merhabalar efendim, Nil RTV'de Leyla Pak'la Sürmanşet programındasınız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün 12 şehrimizde 12 yas vardı. Yüreklerimize şehit ateşi düştü. Az önce programımızı açarken ne demiştik? Şehit söz konusu olunca, şehit kelimesi geçince bir çok büyük bir rakam demiştik değerli izleyiciler. Kaldı ki 12 şehidimiz var. Bu acıyla, bu hüzünle bugün sözlerimizi sürdürmeye çalışacağız. Ulusal basına bir bakalım. Gazetelerin baskıya hazırlandığı saate göre tabii ki bir takım bilgiler baz alınıyor. Dolayısıyla değişen rakamlar var. Mesela sınır ötesi operasyonda 26 terörist etkisiz hale getirildi deniliyor gece baskılarında. Ancak bu sayı sabah 9 itibariyle 30 olarak deklare edildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından değerli izleyiciler. Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Ölümünün 50. yılında İsmet İnönü anılıyor denilmiş yan küçük başlıkta. Kirli siyasete ortak olmayız başlığı altındaysa bunu söyleyen kim? CHP ulusal yas istemiş efendim. Bildiri tavrı deniliyor. Şöyle bir haber detayına göz attığımda, baktığımda ne gibi ayrıntılar sunulmuş Cumhuriyet Gazetesi okurlarına. AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi bir bildiri yayımlayarak değerli izleyenler 12 şehit verdiğimiz terör saldırısını kınadı deniliyor. Ülkeyi terör yuvası haline getiren, sınır güvenliğini ortadan kaldıran bu partinin eylemleriyle artık mecliste ortak imzayla kamuoyunun karşısına çıkmak istemiyoruz diyen CHP ayrı bir bildiri de yayımlamış. CHP lideri Özgür Özel bu yaklaşımı eleştiren AKP sözcüsü Ömer Çelik'e ezberi bozulduğu için ne diyeceğini şaşırmış, bildiri imzalıyoruz, bayrağı asıyorlar ve Erdoğan propaganda yapıyor sözleriyle haber devam ediyor değerli izleyenler. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi olarak sizlerle paylaşmış olalım sevgili izleyiciler. Şöyle bir baktığımda 6 şehirde 6 veda bildiri tavrının hemen altında yer alıyor. Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'ndeki haberin gazetenin baskıya girdiği saatteki bilgi bu. Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde terör örgütü PKK'nın saldırısına şehit düşen uzman çavuşlar Abdülkadir İYEM Gaziantep'te, Ahmet Arslan Yozgat'ta, Sözleşmeli Erler Enis Budak Manisa'da, Cebrail Dündar Mardin'de, Kemal Arslan Elazığ'da, Semih Yılmaz Çorum'da toprağa verildi. Hemen haber merkezinden arkadaşlarım tekrar listemi yenilediler. Reji bana dönerse ya da dönmeden bunu da sayabiliriz. Şehitlerimizin isimleri ve toprağa verildikleri illerimiz efendim. Yasin Karaca Tokat, İsmail Yazıcı Gümüşhane, Emre Taşkın Malatya, Ramazan Günay Afyon Karahisar, Mehmet Serinkan Denizli, Çağatay Erenoğlu Sinop, Abdülkadir İYEM Gaziantep, Ahmet Arslan Yozgat, Semih Yılmaz Çorum, Kemal Aslan Elazığ, Cebrail Dündar Mardin, Enis Budak Manisa. Hepiniz kalbimize gömüldünüz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diliyoruz. Başın sağ olsun Türkiye'm diyoruz. Altyazımızı da unutmayalım efendim. Rejideki arkadaşlara bir kez daha hatırlatmış olayım. Başın sağ olsun Türkiye'm. Validen koruma haberi bir diğer ilk sayfa haberlerinden birisi değerli izleyiciler. Hangi kameradayım arkadaşlar? Peki.
İcazet törenine katılan eğitimciler ve il müftüsünün soruşturulması engellendi deniliyor. Zonguldak Valisi yasa ve anayasaya karşın protokollerde tarikat ve cemaatlere, orada olayım ben, verilen desteği normal saydı. Bir İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen icazet törenine katılan okul müdürü, il milli eğitim müdürü ve il müftüsünün soruşturulmasına izin vermedi deniliyor değerli izleyiciler. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi 7 kentte aday çıkaracak. Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alan dip haberlerden birisi bu değerli Nil RTV izleyicileri. Cumhur 29 şehirde işbirliği yapacak küçük üst başlıkta sunuluyor haber okurlara. Yerel seçimlere yönelik AKP ve MHP heyetlerinin çalışması tamamlandı denilmiş haber ayrıntısında. Buna göre işbirliği kapsamında MHP büyükşehir olarak Mersin, Manisa, il bazında ise Osmaniye, Kars, Kırklareli, Bartın ve Erzincan'da aday çıkaracak. Diğer illerde AKP adayı desteklenecek şeklinde bir karar haber olarak Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yerini almış efendim bu haberimizde. Bir diğer gazetemize geçiyoruz şimdi. Şöyle bir baktığımda sırada hangi gazetemiz var? Akşam gazetesi var efendim. Ulusal basın turumuz sürüyor. Akşam gazetesi manşetini CHP iç cepheyi böldü başlığıyla oluşturmuş bugün. AK Parti, MHP, İYİP, SP imzaladı denilmiş. Haberin ayrıntıları biraz anlaşılmaz ve karışık verilmiş. Ancak şöyle bir özet bulmaya çalışıyorum. HDP eş başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye şehitlerini uğurlarken terör örgütü kurucularına selam gönderdi. Elebaşı Öcalan'a adres gösterdi. CHP 12 vatan evladının şehit düştüğü terör saldırıları sonrası DEM, HDP ve PKK'yı karşısına almaktan çekindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ortak bildiriye imza atmadı. Bu bizim görüşümüz değil. Akşam gazetesinin bir haberi değerli izleyiciler. Şehitlere hüzünlü veda. Yine Akşam Gazetesi'nin de ilk sayfasında yer alan en önemli haberlerden birisi. Aslında bu haber manşet olmalıydı bana göre. Daha çok siyasi bir haberin alt ayrıntısı olarak CHP iç cepheyi böldü haberinden sonra verilmemeliydi. Neden artık ilk sayfa çalışmıyoruz? Eskiden bir şehidimiz olsa tek sayfa girerdi tüm gazeteler. Bir takım ayıklamalar yaparlardı ilk sayfa haberlerinde. Şimdi bunu göremiyoruz ne yazık ki. 30 hain imha edildi. Suriye ve Irak'ta belirlenen 29 terör hedefi hava harekatı ile vuruldu denilmiş efendim. Bir diğer ayrıntıda Akşam Gazetesi'nde yer alan üst bölgelerine yönelik saldırıların ardından F-16'lar terör hedeflerini gece boyunca bombaladı. Bakan Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi de sıfır noktasında incelemelerde bulunmaya devam ediyor deniliyor. Akşam Gazetesi'nin İlk sayfa ayrıntılarında yer alan haberlerden birisi. Analiz Gazetesi ile devam edelim arzu ederseniz değerli izleyiciler. Bu arada efendim saatlerimiz 11.22'yi gösteriyor. Mersin'in yeni nesil televizyonu Nil RTV'desiniz değerli izleyiciler. Sizler için çok sayıda programlarımız var. İşinin kompedanı olan isimler var. Kim nerede uzman ise o kişi mikrofon alacak, o kişi kameraların karşısına geçecek. Sabah saatlerinde saat 10'la başlayacak yayın ve haber akışımız. Gün içerisinde de yine haber detaylarında sizlerle buluşacağız elbette ki. Ancak en ehil ağızlardan konuların en doğru alınış şekilleriyle karşınızda olacağız. Biz habercilik konusunda ve yayıncılık konusunda, ekran gazeteciliği konusunda Mersin'de bir çığır açtığımızı düşünüyoruz. İşinin bilincinde olan herkesin karşısında da ceketimizi ilikliyoruz efendim. Şu ana kadar yerel basına destek veren, yerel basın olabilme görevini layıkıyla yerine getiren tüm kurumları, çalışanları ve de temsilcilerini de saygıyla selamlıyor. Sevgilerimizi gönderiyoruz efendim. Analiz gazetesiyle devam edelim arzu ederseniz. Gri liste uluslararası kredilere sınırlı erişim denilmiş. Aslında haberi yanda da verebiliriz ama hemen verelim Batucuğum. Türkiye'yi bekleyen önemli tehlike üst başlığıyla haber şu şekilde ayrımlandırılmış. Türkiye 2021 yılının Ekim ayında gri listeye girdi deniliyor haber detayda. Uluslararası Kara Para Aklama ve Mücadele Örgütü FATF tarafından yayımlanan bu liste bir ülkenin uluslararası kredilere sınırlı erişimi olduğu anlamına geliyor. Türkiye'nin de Ekim 21 tarihinde olduğu gibi bu listede Arnavutluk, Bahamalar, Barbados, Kamboçya, Gana, İzlanda, Jamaika, Moğolistan, Pakistan, Nikaragua, Panama, Suriye, Uganda, Yemen, Zimbabwe, Ürdün ve
Mali bulunuyormuş efendim. Biraz karmaşık bir haber ama yine de Analiz Gazetesi'nin ilginç bir durum. Evet, ilginç bir durum. Yani gece baskısına yetişmemesi mümkün değil. Gece baskısına son baskı detayı olarak verilmemesi mümkün değil. Şehit haberlerinin ne yazık ki değerli izleyiciler. Basına çok görev düşüyor. Bir ülkedeki birliğin, beraberliğin, ortak beraberlik ve barış dilinin oluşturulması konusunda basına hakikaten çok görev düşüyor. Yani bu son moda deyimlerin artık basında da yok edilmesini diliyoruz aslında. İşte yandaş medya, karşıt medya, bunların hepsinin tek tek elenmesini diliyoruz. Basının görevi bellidir. Basın, birliğin, milli mücadelenin, ulus olabilme bilincinin ilk kıvılcımıdır. Öyle değil mi? Geçmişte de böyleydi, bugün de böyle devam etmesi gerekir. O sebeple basındaki ayrımcı dile karşı olduğumuzu bir kez daha kurum prensibi olarak sizlerle de paylaşmış olalım değerli izleyiciler. Faul'de sezon rekoru kırılmış efendim. Samuel'den %100 başarı. Hürriyet gazetesi sürmanşetine taşımış bu futbol haberini. Manşette de şehit haberimizi paylaşmış efendim. İlginç tabii ki. Ah eski gazeteciler, ah eski gazetecilik. Sıfır hattında mesaj durmadan vuracağız başlığıyla verilmiş. Ötelenmiş bir haber olarak görüyorum bunu. Onun için detaylarını başka gazetede okumak istiyorum. Sizlerin de izni olursa değerli izleyiciler. Geliyoruz Aydınlık Gazetesi'ne. İşveren lüksünden kızsın, asgari ücretle beklentileri konuştuk denilmiş efendim. Yer alacak bir haber dizisi olarak sunuluyor bu. Aydınlık Gazetesi manşetini şöyle atmış. Bugün Türkiye ayakta, CHP yönetimi PKK'nın yanında. Allah aşkına insanları artık karşı karşıya getirmekten vazgeçin. PKK'nın yanındaysa niye mecliste ya da diğer partiler? Tüm partiler aynı zamanda, her zaman söylüyoruz bunu, söylemeye de devam edeceğiz. Bütün partiler milliyetçi olmak zorunda biraz. Biraz devrimci olmak zorunda. Öyle değil mi? Tamamen ulusçu olmak zorunda. Tamamen devletçi olmak zorunda. Siyasetteki bu ayrım dilinden de vazgeçmek lazım. İnsanları bir hizip ortamında yaşatmak, hizip ortamıyla siyasi tercihlerini yönlendirmeye çalışmak zarar veren bir durum aslında. Bunu belki siyasi parti genel başkanları ya da yöneticileri çok hissetmiyor olabilirler. Ancak bu algı yönetimi toplumun temeline gerçekten büyük zarar veriyor değerli izleyiciler. Geliyoruz Karar Gazetesi'ne. Herhangi bir ilişkileri varsa, herhangi bir irtibatları varsa bu da net olarak ortaya konulsun, halk da anlasın. Hani bu havada kalmış bir yargı olmasın. Kim terör örgütüyle ilintili ise yargısı var bu ülkenin, değil mi? Yargıçları var, hakimleri var. Alır devlet, çıkarır karşısına, cezası neyse bulur. Onun için halktaki algıyı, kardeşlik algısını, birlik algısını değiştirmek lazım. Siyasetin dilini biraz barışçıl tavra yakın kılmak lazım. Olmuyor böyle. Olmamalı da böyle aslında. Haddimiz değil ama olmamalı da. Geliyoruz Karar Gazetesi'ne değerli izleyenlerimiz. Sıvasız evlerin kahramanları denilmiş. Türkiye 12 evladı için yasta. Şehitlerin ardından gözyaşları ortak akarken 85 milyon bir yazımız olacaktı. Altta sabit, biraz önce Batuhan Bey'e bilgisini vermiştim. Türkiye 12 evladı için yasta başlar alıyoruz. Şehitlerin ardından gözyaşları ortak akarken 85 milyon eli kanlı teröre karşı omuz omuza durdu. Birçok ilde şehitlere dualar edildi. Vatandaşlar Türk bayraklarıyla saygı duruşunda bulundu. Vatan uğruna canlarını hiçe sayan Mehmetçiklerin ateş düşen baba ocaklarındaki yoksulluksa yüreklerdeki acıyı bir kat daha arttırdı. Gazete Tokat'taki şehit evinden, Sinop'taki şehit evinden ve Gümüşhane'deki
Şehit Evi'nden bazı görüntüler paylaşmış. Dip fotoğraf olarak değerli izleyiciler. Sınır ötesinden 2 günde gelen 12 şehit haberi 85 milyonu yasa boğdu. İstanbul'dan Ardahan'a birçok kentte meydanlarda toplanan vatandaşlar askerler için saygı duruşunda bulundu. Camilerde şehitlere dualar edildi. Şehitlerin baba ocaklarında tarifsiz acı vardı. Evlatlarını vatana feda eden ailelerin yoksulluğu yürekleri bir kat daha yaraladı. Sosyal medyada da vatanı kerpiç evler ayakta tutuyor, oralardan aslanlar doğuyor paylaşımları yapıldı. Kalleş saldırı sonrası deniliyor haberin devamında. AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin ortak bildirisinde terör amacına ulaşamayacak denilmiş efendim. Böyle bir ortak dil oluşturulmuş. Ayrı bildiri yayımlayan CHP ise hükümetin milletvekillerine bilgi vermesini talep ediyor. Öte yandan sınır ötesindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenlenmiş. Operasyonlarda aralarında elebaşlarının da bulunduğu 30 hedef imha edilmiş. Milli Savunma Bakanı Güler artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi deniliyor. Bu cümleleri kaç kez duyduk bilmiyoruz ama inşallah bir daha duymayız değerli izleyiciler. Bu acı artık bir son bulsun. Dedim ya az önce programda, sanki bir şeyimiz var, kotamız var, şehit kotamız var ve onu doldurmaya çalışıyoruz gibi. İnsanın gerçekten yüreği dayanmıyor yani. Bir evladı bir daha görememek bir anne baba için, bir eş için, çocuklar için en acı şey. Vatan sağ olsun der hep şehit aileleri, şehit eşleri, şehit çocukları. Ama sonra ne oluyor? Unutuyor muyuz acaba? Bilmiyorum. Çok özür dilerim. Bu aileleri, bu çocukları sonradan unutuyor muyuz? Mutlaka ki devletimizin çatısı büyük. Sahip çıkıyordur. Kol kanat geriyordur. Çünkü devlet babadır, anadır, kol kanat gerendir. Acısı olanın acısını dindirendir. Ekmeği olmayanın ekmeğini verendir. Yarasını sarandır. Anası babası olmayanı okutandır. Hakikaten ilginç bir durum. Biraz rahatımızdan ödün vermemiz gerekiyor. Biraz birbirimize daha çok yetişmemiz gerekiyor. Şöyle bir baktığımda Posta Gazetesi'ne geçmek istiyorum ama bugün bu gazetenin ilk sayfasını kullanmak istemiyorum. Batuhan'cığım bir ekrana taşır mısın lütfen? İzleyenlerimiz de bizimle aynı görüşte mi olacak? Görüyorsunuz değil mi değerli izleyiciler? Çiçek Kaptanı bile şehitten daha önde tutan bir gazete. Popçuyu bile daha önde tutan bir gazete. Kim şampiyon olmuş, ne olmuş? Havaalanı pistinde bakanla test sürüşü nasıl bu haberin daha önünde olur? Faul çok, gol yok. Bir futbol durumu olayı nasıl bu olayın önünde olur? Çılgın ikramiyenin biletleri, kaçak 15 lüks aracı el konuldu. Nasıl şehit haberinin önünde olur? Geçiyoruz Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'ne. Böyle bir sirk alanı gibi zaten bazı gazetelerin ilk sayfaları. Kalbimize gömdük. Yaralı askerlere de yetkililerden ziyaretler gerçekleştiriliyor tabii ki değerli izleyiciler. Pençekilit Harekat Bölgesi'nden gelen acı haberler sonrası savaş uçakları bomba yağdırdı. 30 hedef imha edilip 30 terörist etkisiz hale getirildi. Şehit düşen kahraman askerler dün son yolculuklarına uğurlandı deniliyor değerli izleyiciler. Şöyle bir baktığımda evet, gözyaşları sel oldu. Şehit er Cebrail Dündar Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı. Türkçe ve Arapça ağıtların yakıldığı cenazede acılı eş Semanur Erdemir Dündar, "Sana nasıl kıydılar?" diyerek gözyaşı döktü. Şehit uzman Çavuş Abdülkadir İyem Gaziantep'te toprağa verildi deniliyor haberde. Baba Mehmet İyem tabuta sarılarak, "Oğlum sana bütün hakkım helal" dedi. Şehit sözleşmeli er Enis Budak'ın Manisa'daki cenaze töreni sırasında bir grup CHP lideri Özel'e tepki gösterdi deniliyor efendim. Gözyaşları sel oldu. Şehit sözleşmeli er Kemal Aslan Elazığ'da toprağa verildi
askı bilgiyle haber devam ettiriliyor değerli izleyiciler. Yine dört partiden, dört büyük partiden ortak kınama bu gazetemizin de Milliyet Gazetesi'nin de en alt bölümünde yer alıyor. Mecliste şehit askerler için AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet grubunun imzaladığı, CHP'nin de ayrıca imzaladığı ortak bildiri yayımlanmış efendim. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Türk Gün Gazetesi'ne geçiyoruz değerli Nil RTV izleyenleri. Bu arada saatlerimiz 11.33'ü gösteriyor. Bugün süremiz ulusalları değerlendirmek için ancak yetecek galiba. Kahramanlarımıza veda, Pençekilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından üst bölgesine yapılan saldırı sonucu çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimiz memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı. Türk Gün Gazetesi de manşetini ve yan manşeti bu acı habere ayırmış durumda değerli izleyiciler. Şöyle bir üst başlıkları okuyarak küçük bir detay sunmaya çalışalım. Terör amacına ulaşamayacak. Yürekleri dağladı bu durum. 29 hedef imha edildi. Sonradan 30 olarak değiştirilmişti bu. Sizlerin de bildiği ve de duyduğu gibi değerli izleyiciler. Önemli bir haber daha bekleniyor bu hafta. Asgari ücrette karar haftası. Doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde son haftaya girilmiş bulunuyor değerli seyirciler. 2024'teki asgari ücrete ilişkin işçi ve işveren kesiminden rakam gelmezken tüm sektörler yeni zam mı bekliyor? Gözler bu hafta gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısında asgari ücrete refah payı konusu masaya yatırılacak. Türk İş'in, TİSK'in ve hükümetin verileri değerlendirilecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu 3. görüşmenin bu hafta yapılacağını, ücretin de Cuma günü açıklanacağını söylemiş efendim. Cuma'ya kadar geri sayım devam edecek demektir. Asgari ücrette karar haftasında değerli izleyiciler. Bu arada Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir açıklama gelmişti. Bunu bir artı haber olarak sunayım. Şu ana kadar hiçbir gazetede rastlamadım ama son dakika haberlerinde vardı. Kira artışlarındaki %25 artış sınırı süresinin sonuna geldik açıklaması yer alıyordu son dakikalarda. Gazetelere yansımamış olması doğaldır. Çünkü bugünün bir detay haberi o. Neden, niye, niçin pandemi döneminden daha da fakiriz halbuki? Daha da fakirleşiyoruz. Hani asgari ücret arttırılıyor, etiketler onu kovalıyor. Birkaç kovala durumu burada söz konusu. Nasıl zengin olduk? Nasıl bu kadar yeter olduk? %25 sınırı neden kaldırılsın kiralamalarda? Bu ilginç bir beyan tabii ki. Bakalım ne gibi sesler yükselecek? Kamuoyunda nasıl yankı bulacak? Muhakkak ki sonradan bunun gelişmelerini, haberlerini ve de karşıt haberleri de, yan haberleri de sizlerle paylaşma imkanımız olacak. Ancak el insaf diyorum artık. Başka bir şey demiyorum. Tok acın halinden anlamazmış. Biz fakir insanlarız. Gönlü zengin, fakir insanlarız. Asgari ücret düzeyinin daha üzerinde kira verirsek nasıl yaşayacağız? Sayın Bakan'a bu soruyu sormamız lazım. Bu artık tabela olarak kalan STK'ların da bir harekete geçmesi lazım. Harekete geçmesi lazım. Birkaç STK dışında, sivil toplum örgütü dışında ya da kuruluşu dışında hepsi derin bir uykuda çünkü. Kimse yerim sarsılmasın diye oturmuş yerinden olanı biteni seyrediyor. Sivil toplum örgütü olmanın amacı bu muydu? Olması gereken bu muydu? Bunu da bu hafta içi konuklarım eşliğinde değerlendireceğim sizlerle değerli izleyiciler. Sözcü gazetesine geçiyoruz efendim. Şehit düşen 12 evladımız için neden milli yas ilan edilmiyor sorusu yer alıyor. Gazete hemen yan başlıkta, yan sürde paylaşmış bu soruyu. Sözcü gazetesinin manşetinde ise millet artık yeter diyor, icraat bekliyor üst başlığıyla. Tıraşı bırakın, kandile girin manşeti yer alıyor. Kahraman şehitlere veda görüntüleri yer alıyor. Şehitlerimizi bir kez daha hemen duyuralım. Cebrail Dündar Mardin, Kemal Arslan Elazığ, Semih Yılmaz Kırıkkale, Enis Budak Manisa, Ahmet Aslan Yozgat, Abdülkadir İyem Gaziantep, Teğmen Ramazan Günay İzmir, Mehmet Serinkan Denizli, İsmail Yazıcı Zonguldak, Emre Taşkın Malatya, Çağatay Erenoğlu Sinop, Yasin Karaca Tokat.
Sözcü 8 yıl önce de bu başlığı atıp uyarmıştı denilmiş yan bilgide. 8 yıldır Kandil'e girilmedi, iktidarın Kandil'i yakarız sözü lafta kaldı. Şehitlerini ağlayan on binler artık yeter lafı bırak Kandil'i yık görüşü de Sözcü gazetesinin ilk sayfa haberine ve de manşet haberine yansımış durumda değerli izleyicilerimiz. Bir sonraki gazetemize bakalım. Her gazetemizde ortak olan haberleri tekrar etmek istemiyoruz. O sebeple farklı çalışmaları da sizlerle paylaşalım istiyoruz. Kalleş saldırının arkasında İsrail var. Türkiye gazetesi ile devam ediyoruz. Ulusal basın turumuza. Suriye'de hazırlandı, Mossad destekledi. Mossad'ın hazırladığı plan önce Suriye'de tatbikat yapan PKK'ya İsrail'li albay ve 3 ajan eğitim verdi deniliyor efendim. Türkiye gazetesinin haberinde değerli izleyiciler. Katil İsrail yine savunmasız mültecileri hedef aldı. Bir başka haber. Nur Şems mülteci kampına İHA tank ve buldozerlerle saldıran İsrail ordusu onlarca sivil Filistinliyi katletti deniliyor. Türkiye'nin bütün camilerinde dün sabah namazında cemaat 12 şehidimiz için ellerini göğe açtı. Fransa'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da Strasbourg'daki Yunus Emre Camii'nde namaz kıldırıp şehitler için dua ettirmiş efendim. Amin diyoruz. Bizler de ruhları şad olsun 12 şehidimizin de. Evet, ulusal gazetelerimiz böyleydi değerli izleyiciler. Şimdi bir jeneriğimiz dönsün, sonrasında hemen yerel gazetelerimize geçelim arzu ederseniz. Türkiye şehidine ağlıyor değerli izleyiciler. 12 şehidine ağlıyor. Bu arada tabii ki Plan Bütçe Komisyonu'nun bir takım çalışmaları da göz önünde bulundurulmalı. Oralara da kulak verilmeli. Onların da takipçisiyiz. Asgari ücret görüşmelerinin cuma günü sonuçlanması bekleniliyor. Yılbaşı öncesine mi kalacak? Sonuçlandırılabilecek mi? Yoksa yılbaşından sonraya mı kalacak bu açıklama? Şimdi tabii ki iktidar partileri, tüm dünyada bu böyledir. Çok önemli açıklamaları, gönül almaları ve de rötuşları seçim öncesine bırakır hep. Bunlar hazırlanır, çalışılır, planlanır, projeye dökülür ve cepte bekletilir. Doğal olarak olması gereken de budur. Seçim öncesi bu biriktirdiklerini tek tek harcamaya çalışacak. Vatandaş lehine oluyor ise bizim için baş tacı tabii ki. Ancak emeklilerin geçim sınırı da göz önünde bulundurulmalı, bu çalışmalara yansıtılmalı değerli izleyiciler. Bakın gazeteleri hiç bana soluklanma hakkı bırakmıyorlar. Nedir benim bu Batuhan'dan çektiğim? Yerel basın turumuza. Hemen Mersin Gazetesi ile devam edelim değerli izleyiciler. Yine Mersin Gazetesi de Yüreğimiz Yanıyor manşetiyle şehit haberini sürmanşetten vermiş. Şehitler törenle, devlet töreniyle uğurlandı haberini de yan sürde çalışmış. Merkezi bütçe görüşmeleri bugün tamamlanıyor. Emekliler nefes alamıyor. Evet doğru. Emekçiye emekliye, öğrenciye eğitime ne kadar tefeciye, rantçıya ne kadar pay ayırıyor diye bakılır. Emeklilere ve çalışan emekçilere ne kadar pay ayrıldığını kısa sürede göreceğiz. Emeklilere insanca yaşamaya yetecek düzeyde seyyanen zam yapılması talebimizi yineliyoruz. Hatta Avrupa ülkelerinde olduğu gibi asgari düzeyde emeklinin maaşı aynıdır. Çünkü bütün vatandaşlar bir ülkenin asgarisini yaşıyor zaten. Hani herkes her şeyi aynı fiyata alıyor. Emekli olan herkesin de çok pardon evi arabası var anlamına gelmesin. Herkesin şeyi aynı değil, çizgisi aynı değil, şartları aynı değil. Onun için farklı farklı kulvarlarda değerlendirilmesine karşıyız. Akdeniz Gazetesi ile devam ediyoruz. TOKİ evlerine tam not. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın bakanlıklar nezdindeki yoğun çaba ve mücadelesi sonucu Toplu Konut İdaresi tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında Çay Mahallesi'ne kazandırılan daireleri gezen kadınlar yeni, modern, doğalgazlı ve güvenli evlere hayran kaldı. Tam not verdi denilmiş efendim haberde. Hızlı hızlı geçelim istiyorum çünkü hemen hemen benzer haberler var. İmece gazetesindeyiz değerli izleyiciler. Yerel basın turumuza devam ediyoruz. Türkiye şehitlerini ağlıyor. 2 günde 12 şehit. Geçtiğimiz gece ve dün akşam gelen haberler tüm ülkeyi kahretti. 2 günde 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Türkiye yasa boğuldu.
Çukurova Gazetesi Yenişehir'den anlamlı hizmet manşetini kullanmış bugün. Bir baktığımda sürmanşette çalışılan bir haber var mı? Hayır yok. Evet, anlamlı hizmet haberini hemen şöyle sizlerle paylaşalım. 2015 yılında yaşamını yitiren ekoloji hareketinin önemli isimlerinden Mersinli Bereket Ana olarak tanınan Remziye Günay Er Yılmaz'ın adının yaşatıldığı parkta her yaştan vatandaş hem güvenli bir şekilde bisiklet kullanmayı öğrenecek hem de keyifli vakit geçirebilecek deniliyor haber detayında. Yeni Güney Gazetesi'ne geçelim mi? Hadi geçelim bakalım ne gibi haberleri değerlendirmiş bugün yerel basındaki arkadaşlar. Onları da Nil RTV izleyicileriyle paylaşalım. Akdeniz'in ihracat şampiyonları ödüllendirilmiş efendim. Ahkep ihracat şampiyonu hazır giyim devlerini onurlandırdı deniliyor. Şöyle bir baktığımda konutta yaz aylarında fiyatlar yükselecek açılımı var. Kimin görüşüymüş bu? Gayrimenkul uzmanı Mehmet Ali Tümay'ın bir görüşüymüş. 11 ilimizde gerçekleşen depremlerin ardından son zamanlarda bazı bölgelerde küçük olmasına rağmen hissedilen depremlerde vatandaşlar deniz kıyısında olan konutlara ilgi gösteriyor. Tümay, araştıran yatırımcı bekle gör düşüncesi yerine deniz kenarında bulunan projeleri inceleyerek yaz aylarında fiyatı yükseltecek gayrimenkulleri şimdiden alıyor görüşü hakim efendim. Haber bilgisinde değerli izleyiciler. Yeni haberle devam ettiriyoruz basın turumuzu. Günnarlılar Arabaşı etkinliğinde buluştu. Erdemli'de Günnarlılar Bir Derneği tarafından Arabaşı Çorbası etkinliği düzenlendi. Erdemli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Arabaşı etkinliğine Erdemli Kaymakamı Aydın Teklioğlu, Erdemli Belediye Başkanı Muharrem Tollu, daire amirler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katılmış değerli izleyenlerimiz. Haberci gazetesindeyiz. Yerel basında Sayıştay'dan Mezitli'de can alıcı bulgular. Neymiş bu? Bir bakalım. Sayıştay, CHP'li Mezitli Belediyesi'ne yönelik geçen yıla ilişkin yaptığı denetim raporunu açıkladı. Usulsüzlükler, iş bilmezlikler nedeniyle belediyenin özellikle ihaleler ve alımlarına yönelik önemli bulgular dikkat çekti deniliyor. Şöyle bir bakıyorum, Haberci Gazetesi'nin haberinde yer alan bilgilere göre değerli izleyiciler. Maraş katliamı unutturulmaya çalışılıyor. Yan sürde çalışılan bir haber bu. Maraş katliamının 45. yılında Mersin Cemevi'nde anma töreni gerçekleştirildi. Anma etkinliğinde konuşan Mersin Cemevi Başkanı Pir Hasan Kılavuz, devlet tarafından duyarsızlık yaratılarak acılar unutturulmaya çalışılıyor görüşünü dile getirmiş değerli izleyiciler. Atatürk Parkı halkındır, ranta geçit vermeyeceğiz. Bir eylem söz konusu galiba, birlikte öğrenelim. Mersin Limanı'nı Atatürk Parkı'na doğru genişletmek isteyen %90'ı yabancılara ait MİAP şirketine karşı alanlarda eylemlerini sürdüren Mersin Çevre Platformu bir kez daha projenin durdurulması için çağrı yaparak Atatürk Parkı halkındır, ranta geçit vermeyeceğiz diye seslenmiş efendim. Atatürk Parkı da eski Atatürk Parkı değil. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Yani bizim çocukluğumuzdaki, gençliğimizdeki bir nefes alanı değil artık. Geceleri de çok büyük tehlike arz ediyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyoruz naçizane fikrimiz. Emekliler 2024 bütçesi için bir kez daha hükümete seslendi. Hayat pahalılığına ve kiralara dikkat çekmiş efendim. Böyle giderse sokakta yaşayacağız diyor emekliler. Güney Gazetesi'nin bir haberi bu sevgili izleyiciler. Şöyle bir ayrıntıları sunalım. Emekli Sen'in açıklamasında mutfaklarımız yangın yerine dönmüş durumdadır. Sağlıklı beslenmeyi bırakın. Artık kiramızı ödeyemez hale gelmiş durumdayız. Korkarız ki bu politikalardan vazgeçilmez ise artık bu ülkenin emeklileri sokakta yaşamaya başlayacaktır denilmiş Güney Gazetesi'nin haberinde değerli izleyenlerimiz. Evet, yerel basın turumuzun da sonuna geldik. Sürmanşet programıyla merhaba dedik sizlere bu hafta başı. Buruk bir merhabaydı bu. 12 kere yandı kalbimiz ayrı ayrı yerlerden. Şehidimiz söz konusuysa ulusal yas ilan edilseydi iyi olurdu demek gibi bir talebimiz olabilir. Bizi yöneten sayın büyüklerimizden. Bu hakkımız ve de hak ediyor şehitlerimiz. Bu ülke sağ olanın sırtını sıvazlayıp yüceltmeli devlet. Vefat edenin de yasını hep birlikte tutturmalı. Kayıp da bizim, can da bizim, yaşayan da bizim, hayatta olmayan da bizim. Böyle bir program açılışı bir daha gerçekten yapmayı nasip etmesin Yaradan.
Bir anne babanın evladının artık hayatta olmadığı haberini alması ve kapıyı açtığında askeri üniformalı bir rütbeliyle karşılaşması çok acı bir şey. Rabbim hiç kimseyi evladıyla denemesin. Ama şehit anne babaları vatan sağ olsun der. Kaç evladım varsa da hepsi vatana feda olsun der. Bütün vatan hainlerine, bütün bu ülkenin kuyusunu kazmaya çalışanlara böyle bir tek cümleyle müthiş bir ders verirler. Türk milleti hep kırıldığı yerden yapışır ve büyüyerek devam eder. Bu halk düşürüldüğü kuyudan daha da güçlenerek hep daha yukarılara zıplar. Bölemediler, bölemeyecekler. Öldürmüyoruz, ölüyoruz ama öldükçe de çoğalıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, şehit yakınlarımızın, aziz Türk halkının başı sağ olsun. Türkiye'min başı sağ olsun. Mekanları cennet olsun. Nur içinde yatsınlar inşallah. Işıklar içerisinde uyusunlar. Allah'ım anne babalarına sabır versin. Yarın yeniden sizlerle birlikte olacağız değerli izleyenler. Sürmanşet programında. Kendinize iyi bakın lütfen. Gönlünüzdeki yası birkaç gün lütfen uyutmayın, olur mu? Bu topraklar, bu vatan çok zor kazanıldı. Herkes bizim ülkemize geliyor ya, bizim gidecek yerimiz yok biliyor musunuz? Türk insanı onurludur, gururludur, her boyunduruğun altına giremez. Türk insanı, Türk milleti şerefli bir millettir. Bir yerde sığıntı olarak yaşayamaz. Onun için sınır güvenliğimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlü olması, askerlerimizin şehit düşmemesi, ordumuzun teçhizat bakımından donanımlı olması bizleri o kadar gururlandırır ki biz bu gururlarla hep Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ismini analım istiyoruz ki öyle de. Başımız sağ olsun. Kendinize iyi bakın efendim. Mesut Sezer Eğitim Kurumları olarak güvenli sürüşün anahtarı olmak adına çıktığımız bu yolda sürüş eğitimlerinde başarı odaklı kurumsal eğitim anlayışıyla amacımız geleceğin bilinçli ve güvenilir sürücüleriyle ülkemizi sağlıklı nesillerle mutlu yarınlara ulaştırmaktır. Başarıya giden yolda sürüş eğitimlerinde